Ol bu akşam bizimle. Kendisi benim meslekten duayenimdir. Gazeteci, halkla ilişkilerci. Uzun yıllar siyasetle de ilgilendi. Siyasilerin seçim programlarında danışmanlık yaptı, kampanya yönetti. Onunla da birlikte olacağız. Evet, ben de iyi akşamlar diliyorum sevgili seyircilere. Bir konumuz daha var. Sayın Cemal Can Polat. Sayın Can Polat önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı. Ben de hoş geldiniz diyorum Sayın Başkan. Evet, aslında Sayın Can Polat'ın da önceki dönemde İstanbul'a dair çok önemli çalışmaları var. Özellikle 2017'de yapılan referandumda İstanbul gibi bir bölgede %52.2 gibi bir hayır oyu çıkmıştı. Bakacağız o günden bugüne, özellikle son yapılan seçimlerden sonra bunu ne şekilde koruyabiliyoruz? Bunları tartışacağız tabii ki. Ben de tekrar hoş geldiniz diyorum tüm konuklarımıza. Evet. Teşekkür ederim. Hocamla başlayalım. Hocalara saygı gösterelim. Bize biraz gerçek bir şehir yönetimi, belediyecilik nasıl olmak, neler bekler seçmenler, karşılığında ne bulurlar, aslında ne olması gerekir, ne yapılıyor? Acaba siyasi partiler bu belediyelere bir rant aracı olarak mı bakıyorlar? Ne kadar çok belediye başkanlığı alırsak oraların üzerinden ne kadar çok acaba bir rant kapısı yaratırız mı diyorlar? Yoksa haksızlık mı ediyorum? Hocam bize biraz anlatır mısınız? Tabii güncel konular önemli ve çok az zaman kaldı. Fakat ben aşağı yukarı 50 yıldan fazla süredir 70 olan biri olarak yerel yönetim planlama, şehircilik ve mimarlıkla uğraştım. Doktora tezim de onunla ilgili, ODTÜ'de verdiğim ders de onunla ilgili. Onunla da kalmadık. Bu meşhur 70'lerde başlayıp 80'lerde kesilen halkçı, toplumcu, üreticili belediyeciliğin hemen hemen her kademesinde görev yapma imkanımı buldum. Vedat Dalokay'ın rahmetli müdürüydüm, danışmanıydım. Batıkent projesi koordinatörüydüm. Onun için ben esas köklerden başlamak ve devri saadet derler ya, işte bazen bir 10 yıl olur, o yüzlerce yıla bedeldir. Bazı dinlerde de öyledir. Ben onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi birkaç tane de bu aralarda moda olan ön yargıyı kırmaya çalışmak istiyorum. Belediyecilik, yerel yönetimcilik, kent planlaması, özellikle bunlar tamamı demokratların, sosyal demokratların, sosyalistlerin dünyaya getirdiği, en iyi uygulamalarını yaptığı temel ilgi alanlarıdır. Demokrasinin beşiği yerel yönetimlerdir. Bunlar klasik laflar ama bu ara pek unutulmuş gibi görünüyor. Ve bizim baktığımız her zaman sosyal demokrasinin, demokratik solun özellikle başa gelmesi sadece Türkiye'de değil, dünyada da doğrudan doğruya solun üç temel ayağından biri. İdeoloji ve doktrin olarak da bir kere Fabiancılar da özellikle, hatta Marx'ın da esas yazılarından oradan başlamak lazım. Yerel yönetimciliktir. Sosyal demokrasinin üç temel ayağından biri yerel yönetimciliktir. Yani halka daha yakın olduğu için, halkın daha doğrudan hizmet ettiği için. Hem birebir halkla ilişki kurmanın veya halkın sesini duyurmanın temel aracı. Ve hem de amacı yerel yönetimdir, yerel yönetimciliktir. Bunun dışında bir şey söylemek mümkün değildir. Ve dünyada da en iyi yerel yönetim uygulamalarını her zaman sol, sosyalist, sosyal demokrat, komünist olan idareler yapmıştır. İtalya'yı hatırlattınız bana. İtalya'da İngiltere, sağcılar tabii, genel seçimleri çıkar, kazanırlar. Ama komünistler de yerel yönetimleri alır ve şehri yönetirler. Bu İskandinav ülkelerinde de böyledir. Özellikle Latin, şimdi Latin dünyasında yepyeni bir yerel direniş var. Yerelden genele çıkış vardı. Onu bir iki yerde kesmeye çalıştılar.
Bu yerelin solun, sosyal demokrasinin işi olduğu konusu anlatmak lazım. Yani yerel yönetimcilik bizim işimizdir diyen yalan söylüyordur bazı sağ çevrelerde. Bunu açık bilmek lazım. Bununla ilgili tabii çok iyi örneklerimiz var. Sadece bu bizim CHP'nin bu meşhur sosyal demokrat, demokratik sol olduğu dönem, 80 öncesi dönem değil. Cumhuriyetimizin kurucu babalarının çıkardığı bir belediye yasası var mesela. Kırpa kırpa sonunda yok ettiler. O 1580 sayılı yasa dünyadaki en ileri yerel yönetimcilik örneklerinden biridir. Mahalle teşkilatlanmasının kurumsallaşması, yani kökten gelen mahalle teşkilatları, ilçe teşkilatlarının gelişmesi, Türkiye bir yandan çok partili demokrasiyi yerleştirirken bizim devrimin önderlerinin üzerinde en çok durduğu şey de yerel yönetimde nasıl bir kadrolaşma olacağıydı. Bunu unutmamak lazım. Bizi ilgilendiren, benim en çok üzerinde durduğum, bugüne kadar hep yerel yönetimlerle ilgimizi her zaman muhafaza ediyoruz ama 65'teki ODTÜ'lü yıllardan başlayarak 70'li yıllarda yerel yönetimler ve çevre okulunda da geliştirdiğimiz teorileri bizim bir şansımız oldu. 73'ten sonra uygulama imkanımız oldu. Hı hı. Bu bilinen işte Batıkent, katılımcı yönetim, sağlıklı ve ucuz yaşam, altyapı da eşgüdüm, çok zordur. Daha sonra bu UKEME ve AYKOME diye Turgut zamanında şeye geçen konuların biz belediyelerde genel sekreterlik mekanizması, dirençlere rağmen kurulması belediyelerde. Altyapı ortak idi. Ortak tranşe, yani bütün kazıların ve şeylerin tek bir kanala bağlanması altyapıların. Dan başlayarak tahsisli yol, şimdi metrobüs dedikleri. Bunların hepsi Ankara'da denenmiş. Sonra bir kısmı Aytekin abisinin burada zorlukla karşılaşması üzerine bizim uyguladığımız, fiilen yönetici olarak uyguladığımız, yani ulaştırma, ulaştırma konut, alanında, altyapı alanında, konut altyapı alanında, çocuk kitabına kadar, süte kadar, her heykel ve resimlere kadar, bu meşhur Ankara'daki heykelden başlayarak. Aman Ankara'daki heykel dediğiniz zaman aklıma Melih'in yaptığı heykeller. Hayır, bizim heykelimiz Hitit anıtıdır. Evet, tabii ki. Çocuktur. Çok kavga koparmış bir Hitit anıtı. Nasrettin Hoca'nın şeydeki istasyonun önündeki şeydir. İlk yaya bölgelerini yaptık. Yeni ulaşım yolları, yeniden Ankara'nın Ansem planını bir gride çevirmeye çalıştık. İstanbul'da da böyle tavsiye. İlk toplu ulaşım metrobüsle. Metro. Önce tahsisli yol. Sonra tramvay, sonra metrobüs. Bunlar, şimdi bunların taklit ettiği ne varsa, bunların bir bakıma çok daha iyisi ve öncü modelleri Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından fiilen uygulanmıştır. Belki de 80'in bunları hızla kazıması, yani diyelim ki tahsisli yolu komünist işidir diye kazıyan Turgut dönemi şeyi getirip burada metrobüsle Kadir abimiz çalışıyor'a bir seçim kazandırdı. Evet. Kadir abimiz çalışıyor'un altında olan tek şey bu metrobüs sistemiydi. Halbuki çok onun bir aşaması, palyatif bir tedbirdi. O metroyu çoğaltamadıkları elbette için metrobüsün. Onun bir aşaması var. Saatte bir yoldan geçen 7-8 bin kişiye kadar metro, otobüs, güçlü otobüs sistemi 15 bine kadar metrobüs sistemi, 25 bine kadar ray, hafif raylı yani tramvay, 50 bine kadar metro, 100 binden sonra da şey yapacaksınız, ağır metro yani tren yolu yapacaksınız. Tren, hızlı tren. Bu çok bu lafları söyle, yani bu çok klasik bir bilgi. Hı. Ama bunu şaşırdığın zaman sırasını metrobüs cinayetleriyle karşılaşırsın. Biz dikkat ederseniz 80 öncesi Ankara'da ve buradan Mecidiyeköy, Taksim'den Mecidiye kadar uyguladığımızda bu sayılara uygun davranmıştık ve hemen arkasından tramvay projesini yapmıştık. Sonra yeni gelen belediye tramvaydan önce onu aşağı indirdi. Bu meşhur Tandoğan'dan şeye kadar olan, onu tahsisli yolun ilk yapıldığı şey Tandoğan Mamak arasıdır. Onu tramvayları hazırdı. Sonra arada bir aşama nedense atlayarak, onu biz bilmiyoruz, direkt Ankara'ya dönüştü.
Bunlar iyi şeylerdir. Ayrıca toplu konut aşamasında, yani bugünkü ne yazık ki ilk toplu konut yasasının altında da benim imzam var milletvekiliyken, ama o zamanki toplu konutun amacı yoksullara ve kent çevresine hizmet edebilecek, işte Yiğit'in başkan olacağına kadar belli son derecede sağlıklı çalışmalar yapabilecek bir sistem kurduk. Biz halk yani yönetim, işte ak günlere yeni programlar yazdık. Bunlar devlette uygulanamadı. Fakat işin unutulmamasını istediğim, benim unutmaması, kitaplarla falan vurgulamak istediğim kısmı, biz sosyal demokrat, demokratik sol, sosyalist belediyeler olarak tarihin bir kısa döneminde olabilecek en iyi örnekleri böyle sıkıştırılmış bir zaman içinde verdik. Bunu onlar da biliyorlar. Herkes biliyor ki dünyada solun, sol partilerin 100 yılda yaptığı uygulama deneylerini biz 8-10 yıl içinde en iyi örnekleriyle uyguladık. Vedat Dalokay uyguladı. Ali Dinçer o programları aldı. 89 sonrasında da, hatta şimdi diyelim ki Kartal veya Eskişehir'de hala iyi uygulamaları olan şeyler vardı. Daha burada sayısız, buraya sığmayacak kadar böyle şey. Peki belediyeciliğin aşamaları nedir dediği zaman biz kabaca 3 ana aşama görüyoruz. Bunlardan birincisi Vedat, Sayın Rahmetli Dalokay'ın üstadımız, benim başkanım müdürken, belediye başkanlığını görevim çöp ve sempati toplamaktır diye ifade etmişti. Sayın Dinçer'den başlayarak yine rahmetli, orada artık ekip yönetimi, yaratıcı yenilikler, işte bu dediğimiz Batıkent, toplu konut projeleri, tahsisli yol, yeşille bulaşma, yeşil kuşak, bir anlamda bu üretim belediyeciliği, üretici halkçı belediyecilik diye ikinci aşama var. Şimdi esas hazırlamaya çalıştığımız, içimizde son derecede gelişmiş, dünyada da örnekleri olan ekolojik ve ekonomik belediyecilik. Yeni bir belediyecilik, 3 temel anlayış olarak söylersek yeter. Burada o dönemin kurullar yönetimi ve komünel bir şey vardı. İlk defa mesela 80 öncesinde mahalle konseyleri, kent konseyleri adı konmasa da, hatta o günkü yönetim engel olmaya çalışsa bile, yani katılımcı yönetimin kurumsallaşmıyorsa bir defa yapılır. Bunların kurul ve kurallarını koyma şeyi var. Yani kuramla kılgı her zaman, yani kuramı olmayanın kılgısı olmaz. Önce sağlam teorisi olacak. Biz bu sağlam teoriyi kurduk ve bütün kurumlaşmalarını, dediğim gibi genel sekreterlikten başlayarak AYKOME ve UKOME'ye kadar olan kurumları Ankara'da çalıştırmaya başladık. Aytekin Bey de bunları çok sevdi. Bunların bir kısmını iyi bir şekilde uyguladı rahmetli, bizim de katkılarımızla. Planlama, bir dünyada iktisatta planlama çöktü diyorlar. Ben onu bunu anlamam. Mimarlıkta planlama, yani şehirde planlama esastır. Ne Paris'te ne New York'ta planlanmadan, izin almadan çivi çakamazsınız. Her şey planlanacaktır. Her estetik olacaksa, insanla ilgili sağlıklı olacaksa, planlamayı biz yeniden ortaya koymuştuk orada ve uyguladık. Sadaka değil, verimli ve yeterli üretim, katılım, yönetişim, tümleşik planlama, üretmek ve kaynak yaratmak ve matriks örgüt yapısı. Biz liderleri sözde ben görmüyordum ama 150 kişi bir araya geldiğimiz zaman 3 gün 3 gece bir virgülle ilgili birbirimizi yiyebilecek kadar bir demokrasi anlayışı 80'e kadar vardı. Halkın ekmeği, ilk halk ekmek fabrikası, İskan fonundan alınan Batıkent'i sağlayan şeyler ve bunun sonucunda parçalanmadan sonra ne olduğunu da özellikle 94'te fikri ayrım başladığı zaman, işin içine bir ayrılık tohumu konduğu zaman, demokratik sol, sosyal demokrasi, kemalizm diye ayrıntıdaki detayları abarttığın zaman sonuç bir felak bugünün yaratır, 94'ü yaratır. 94'te Ankara'da ki 3 sol partinin toplamı %60 olmasına rağmen, evet, İstanbul'da İstanbul'da hele 20-22 bin oyla, %1 ile seçim kaybedildi. Ve o seçimdir Tayyip Bey'i ve Melih Bey'i tekrar moda eden. Çünkü demin de söylediğiniz gibi söyleyen 3 ayrı aday var. Önce fikir çözüldükten sonra her şey çözülür. Yani kuramınız sağlamsa, projeniz varsa, günün birinde mutlaka
başarı kazanırsınız. Geçen dönemde mümkündü. Evvelki dönemde mümkündü. Yerel olacak, kenti bilecek, yerel yönetim teorisini bilecek, uygulaması olacak birileri. Yerel, ben politikacıyım, biri gelir, ben yaparım. Böyle bir şey yok. Aslını bileceksiniz, uygulamayı bileceksiniz, örnekleri bileceksiniz. Ondan sonra belki kazanma şansınız. O zaman her zaman kazanırsınız. Yani planınız ve hocam, projeniz burada, olacak evet, diyorsunuz. Hı-hı. Sosyal belediyeciliğin pratiğe nasıl döküldüğünü. Bundan önceki aslında Sayın Başkan sizin bir kısım çalışmalar vardı. Hatta 20 binin üzerinde sivil toplum kuruluşları arasında sanırım 15 bini geçen bir sivil toplum kuruluşuyla bir bağ kurdunuz. Özellikle siz çeperler dediğiniz, İstanbul'un arka yakası dediğiniz, yani sosyal dışlanmışın yoğun olduğu bölgelerde bir çalışmalar yaptınız aslında. Bu sosyal belediyecilik kavramını, yani pratiğe dökülmesini aslında siz bizimle paylaşırsanız çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Aslında Sebi Hoca'nın koyduğu temel dünyanın her yerinde solun sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinden bir tanesidir. Ötekilerin, mutsuzların, sahipsizlerin, kimsesizlerin haklarını en iyi yerel yönetimlerde savunulur. Dışlananların, göçmenlerin, evsizlerin, yurtsuzların, barınamayanların bütün sorunları genelde Batı'da da gelişmiş bütün sosyal demokrat partilerin iktidarda olduğu bölgelerde buna sahip çıkan solculardır, sosyal demokratlardır. Batı'da da bakarsınız göçmenlere sağcılar karşı çıkar, sol sosyal demokratlar sahip çıkar. Bizde biraz daha farklı gibi gözüküyor. Çünkü bizde sol kendi eksenli, kendi değerleri, kendi kökenleri üzerine henüz oturmuş değildir. İşin gerçeğine baktığınız zaman. Mesela tam bir tezattır. Sol nerede etkili? Kentlerde, İstanbul'da. İstanbul'un ön yakasında. Daha çok varlıklı, daha evet, çok sorunu çözmüş, problemleri çözen bölgede sol var. Halbuki sol yoksulların, sahipsizlerin, umutsuzların, dışlananların, dilinden, renginden, değerler, bütün farklılıklarını temsilcisidir aynı zamanda sol. Yani o eşitçi... zaman sol alan mı kaybetmiş oluyor? Ama şimdi buraya oturmayınca, buraya sol, sosyal demokrat değerleri oturmayınca sosyal demokrat belediyeciliği, sosyal belediyeciliği etkili kılamıyorsunuz. O zaman ne öne çıkıyor? Daha çok rant öne çıkıyor. Daha çok ranta dayanan bir alan öne çıkıyor. Onun önünü kesebilmenin temel yolu, Semih Hoca'nın çok önemli bir konuda bahsetti. Eğer siz kurumsallaşırsanız, projeleriniz olursa, kim gelirse gelsin o projeleri uygulamak zorunda kalır. Ama siz projeleriniz yoksa, sadece birey üzerine kurduğunuz belediyecilikte sonuç alamazsınız. Geçici sonuçlar alabilirsiniz. Ama uzun dönemde başarı sorusu. Nitekim ben bir kez daha katılıyorum hocamın söylediğine. Dünyanın her yerinde bizde de öyle. Sosyal demokratlar, yerel yönetimlerde her zaman oyları diğer dönemkinden çok fazladır. Bizim de öyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yerel yönetimlerdeki oyu her zaman 6 puan, 7 puan, 10 puan genel seçimlerinin önündedir. Peki bu yeterince uygulanabiliyor mu? Mesela biz 1994'te 89'da başlayan süreç Türkiye'de 50'ye yakın ilin belediyesini aldı. Diyarbakır başta olmak üzere Doğu Güneydoğu neredeyse tamamının bizde olduğu, Ankara, İzmir, İstanbul'un tamamının bizde olduğu. İstanbul'da iki tek ilçe bizde değildi. Bir Adalar, bir Şile. Onun tamamı bizdeydi. Ama biz o doğru sosyal demokrat belediyeciliği uygulayamadığımızdan dolayı, kurumsal kimlik öne çıkmadığından dolayı biz orada kaybettik ve o günden beri İstanbul'da birinci parti olma şansını o günden beri yitirmiş durumdayız. 1994'ten beri İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi hiç birinci parti olamadı. Ne zaman ilk kez biz birinci parti olduk? Bir referandumda, o da birlikte hareket ettiğimiz farklılıklar vardı ama doğru bir strateji koyduk. Tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi'nin solun kendi kimliği üzerine oturtması gereken alanlarla, ötekilerle bütünleştik. Gecekondu mağdurlarıyla, göç edenlerle, yılda 450 bin İstanbul göç alıyor. 450 bin göç. Bu göçler de geliyor. Mesela biz bunun çalışmasını yaptık. Şimdi senin soruna geleceğim.
Bu göç nerede alıyor? Ağırlıklı Doğu Güneydoğu'da İstanbul'a göç geliyor. Tarımı hayvancıları öldürürseniz. Şimdi yatırım alanları oralarda yok. 450 bin göç. Peki evet. Bu gelen göçle ilgili yerel yönetimlerin bir politikası var mı? Vallahi bir politikası yok. Hiç kimsenin yok böyle politikası. İlk kez biz İstanbul'da kendi kurumsal uzman arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. Bu 400 gelen 450 kişi nerede yaşıyor? Nasıl kalıyor? Eğitim sorunu, uyum sorunu, barınma kentleşme sorunu, barınma sorunu, eve ekmek götürme sorunu. Bütün bunlarla sosyalistler, sosyal demokratlar ilgilenir. Ne yazık ki biz bunu beceremedik. Beceremediğimizden dolayı biz bugün gelinen noktada sadece kişiler üzerine endekslenmiş. Hangi ilçeye kim gelecek, kim belediye başkanı olacak, kimin belediye başkanı olması yerine sosyal demokrat ilkeleri uygulayabilecek anlayışın öne çıkması gerekir. Hocanın altını çizdiği kısım burasıydı. Biz bunu beceremedik. Şimdi önümüze bir fırsat gelmişti. Biz bunu, benim il başkanlığı döneminde biz bunu yaptık. 14 tane belediyemiz vardı. 14 belediyemizin 14'ü ile hem kendi ilçelerinde hem il merkezinde toplantıları yaptık. Birinci öncelik İstanbul'un arka yakası. Gecekondu mağdurları. Kadın sığınma evleri. Yurt sorunu. Mesela Türkiye Cumhuriyet'ten eşit değer olan bir parti hala Türkiye'de yurt sorunu çözemeyen bir ülkede yaşıyoruz. Her dönem bizim iktidar olduğumuz bir süreçte yurt sorunu çözemedik. Gençlerin yurt sorunu çözmek için biz genelge yayınladık. 14 belediyemizde yurt sorunu çözemeyen belediye başkanı bir sonraki dönem belediye başkanı aday olamayacak diye kararını aldık, uygulamaya koyduk. 9 belediyede bu yurt problemi çözüldü. Öbürlerde de ne durumda şu anda bilmiyorum. Çalışmalar devam ediyordu. Sadece bu mu? Mesela o belediyede ne kadar engelli var? Bütün bu engellilere ulaştık. Engelliler komisyonu kurduk. Yerel yönetimlerle birlikte. Hangi belediye engellilerle ilgili, engellilerin sadece yardım etme değil, engellilerin yaşama katılma, toplum, hayata katılma, toplumla birlikte mücadele etme alanlarını açtık. Mesela biz bir genelge yayınladık tekrar. Her belediyemizde engeller kotası koyduk. Bundan sonra kurumsal olarak bunu hazırladık. Bunun uygulanması gerekiyor. Sadece engeller için mi? Hayır değil. Mesela başka bir şey daha söyleyeyim. Bu çok ilginçtir. Bizim dönemimizde bizim kurduğumuz uyuşturucuya karşı bir mücadele etme komisyonu kurduk Semih Hocam. 21 kişiden oluşan bir komisyon. Kurduğumuzda herkes niye böyle bir ihtiyaç var? Çünkü İstanbul'un her alanında bu vardı ve biz çalışma yaptık. Devletin eline olmayan rakamları biz bulduk. Her ilçenin kaymakamlığına, emniyet müdürüne, vilayete, emniyet genel müdürüne, İçişleri Bakanlığı'na müracaat ederek kaymakamlıklara, muhtarlara. İstanbul'da ne kadar uyuşturucu kullananların sayısını tespit ettik. Biz ettik. Bu bizim görevimiz. Bu devletin görevi. Biz yerel yönetimler birlikte bunu yaptık. Mesela 2002'de AK Parti iktidar olduğunda İstanbul'da uyuşturucu kullananların sayısı 10 bin. Biz il başkanlığı bıraktığımız gün son bir yılı katmıyorum. İstanbul'da uyuşturucu kullananların sayısı 600 bin. 10 binden 600 bine getirmişler. Bu uyuşturucu kullananlar umutsuz, sahipsiz, göç eden, yalnız kalan, yaşama bağlı olmayan, yaşam değerlerini yitiren, ev sevgisi bulmayan, aile sevgisi bulmayan ve bir dönemde bir politik haline dönüştürülmüş, hangi sokağa, hangi mahalleye giderseniz gidin orada bir uyuşturucu kullananla karşılaşırsınız. Peki bu 600 bin uyuşturucu kullanılan İstanbul'da kaç tane tedavi merkezi var? Bilen var mı? Bir tek 1933'te Hafife Jale'nin sayesinde Bakırköy'de kurulan 130 yataklı bir yer var. Onun dışında 3 tane rehabilitasyon merkezi var. Bütün 600 bin uyuşturucu kullanan, tedavi olmak isteyenler sırada bekliyor, yüzlerce, binlerce aile, çocuklarını tedavi etmek istiyor. Tedavi edecek merkez yok. Tedavi edilmesi için ve bu iktidar da tedavi edilmesi konusunda çaba harcamıyor. Çünkü diyor ki uyuşturucu kullananın İslam'la ilişkisi yok. Çünkü eğer bu değerlere sahip olan birisi zaten uyuşturucu kullanmaz. Onun için bu birinci öncelik değildir. Onun tedavi edilmesi, hastanesinin, rehabilitasyon merkezlerinin oluşması birinci öncelik değildir. Biz 14 tane belediyemize genelge yayınladık.
14 belediyede rehabilitasyon merkezlerini, psikolojik merkezlerini, destekleme ve dayanışma merkezlerinin oluşmasını sağladık. Ona karşı mücadele veriyoruz. Peki bunun yasası var mıydı? Yasası yoktu. Biz yasasını hazırladık İstanbul örgütlü olarak. Bütün parlamentoda grubu olan partilere gönderdik. İçişleri Bakanlığı'na, Başbakanlığı'na mektup yazarak, bu siyasi partiler üstü bir konudur, herkesin sorunudur, toplumun tamamının sorunudur diye yasasını biz çıkardık. Uyuşturucuya karşı. Ve şimdi bizim belediyeler bununla ilgili katkı sunuyorlar, sunmayanlar var. Sadece bu mu? Şimdi bakınız. Vallahi saysam sabah olur. Sabah kadar yaptığım şey. Tamam, sabah olur. 65 tane çalışma komisyonu kurdum. Evet. Kadir Bey'in söylediği 65 çalışma komisyonu. Bütün bu çalışma komisyonu yerel yönetimlerle bütünleştiği zaman sonuç alabilirsiniz. Mesela kültür komisyonu kurdum. 600 tane sanatçının sinema, tiyatro, her alanda sanatçının içinde bulunduğu bir kültür komisyonu kurdum. Bu bir ilk. 1990'dan sonra İstanbul'da biz kurduk. 90, en son 93'te böyle bir komisyonumuz vardı. O zaman Sayın Ercan Karakaş'ın il başkanlığı dönemiydi. Ondan sonra biz bunu yeni oluşturduk. Ve İstanbul'da yüzlerce sanatçıya, sinemacıya, tiyatro, birçok özellikle sol sosyal demokrat anlayışa yakın olan sanatçıların büyük bir kısmı zor durumda ekonomik olarak. Çok İş vermiyor, önünü açmıyor, ötekileştiriyor. Sistemle ilgili düşünceleri söylediği zaman yalnızlaştırılıyor. Buna sahip çıkılması gerekiyor ve bir dayanışma içerisinde, sol sosyal demokrat bir dayanışma içerisinde bu bütünlüğün sağlanması gerekiyor. Biz bunu sağladık İstanbul'da. Bütün eksiklere rağmen, bütün yanlışlara rağmen. Hangisini söyleyeyim? Sadece buralar mı? Elbette buralar değil. Bakınız, gecekondu komisyonu kurduk. Biraz da daha sonraki bölümde anlatın isterseniz. Şunu bir noktalayayım. Gecekondu, 1,5 milyon gecekondu mağduru var İstanbul'da. Evet. Mesela gecekondu deprem paraları dahil, gecekondularla ilgili ayrılan fonlar dahil, bunların nereye gittiğini hesabını sormamıza rağmen henüz bir cevabı yok. 1,5 milyon İstanbul'da gecekondu mağduru var. Deprem toplanma merkezleri de gitti aslında da onda. Onu da söyledik. Onu söyledik tek tek. Nereye hangi kim bina dikmiş? Hangisinin yandaşının, hangisinin akrabanın, kimin bina dikmiş? Yeşil alandan ilkin imara açılıyor. Sonra gökdelen açılıyor, yapılıyor. Sonra yandaşa yakına veriliyor. Bunlar hepsinin hem basın toplantısı yaptık hem kamuoyuna paylaştık. Kamuoyunun daha çok duyarlı, daha çok duyarlı olabilmesi için de siyasilere daha çok güvenmesi gerekiyor. İnanması gerekiyor. Yerel yönetimlerdeki anlayışın uygulanabileceğine inanması gerekiyor ki bunu mücadelesini verebilmiş olsunlar. Gecekondu mağdurlarına anlaşıldı. Bakalım seçmenimiz ne diyor? Küçük bir halk röportajımız var. Seçmenlerimizin ne istediğini sorduk. Ne cevap verdiler? Hazır mı acaba sevgili yönetmenim? Peki ona girelim. Sonra artık halkın temsilcisi olarak Necla Hanım'ı dinleyelim. 2019 yerel seçimlerine 5 ay kaldı. Partilerde aday belirleme süreci devam ederken nasıl bir aday olacağı konusunda dikkat edilen kriterlerden biri de vatandaşlardan gelen öneriler. Peki vatandaşlar nasıl bir aday istiyor? Tercihlerini adaydan mı yoksa partiden yana mı kullanacaklar? Partilerden beklentileri ne? Bu soruların cevaplarını almak için mikrofonumuzu sokağa uzattık. Yerel seçimlerde oyuncusu verirken adaya mı yoksa partiye mi oy vereceksiniz? İlla ki partim var ama adaya da dikkat ederim yani. Tabii ki partiye vereceğiz. Partiye vermek istiyorum. Partiye vermeyi daha iyi buluyorum. Ben genellikle yani parti değil yani adaylara bakarım. Adaya vereceğim. Evet. Partili olan partiye vermesi gerekiyor ama genelde adaylar da çok önemli burada. Şu anda karar şimdi düşünüyorum da hangi partiye vereceğimi bilmiyorum da. Partime vereceğim ama aday da benim için önemli tabii ki. Bizim ihtiyaçlarımıza, bizim taleplerimize karşılık verebilecek bir adayın, halkın sevdiği, benimsediği, istediği bir aday olsun istiyoruz. Vatandaşlar seçilecek yeni başkanın özellikle ekonomik ve sosyal sorunlara bir an önce çözüm bulmasını istiyor. Genel anlamda burası mesela Esenyurt, ben 95'ten beri oturuyorum. Önceden daha yaşanılır bir haldeydi. Şimdi çok kalabalık. Beton yığını oldu resmen. Eğitimde okullar çok kalabalık. Yani genel anlamda Esenyurt yaşanılmaz halde.
Suriyelilerin buraya yığılması ve bize çok sıkıntı yaratması. Tek sıkıntımız Suriyeliler var ya, Türkiye'de işsiz oranı biliyorsun yükseldiği. Suriyeliler biliyorsun Türkiye'deki ekonomik krizin sebebi sayılır bence, bana göre. Bizim hepimiz istediği barıştır. Bir kere yöneticilik kabiliyeti olması gerekiyor. İdarecilik kabiliyeti olması gerekiyor. Kim gelirse gelsin toplumu bölmeden, parçalanmadan, herkesin sorununa, sıkıntısına cevap olan bir belediye başkanı olması gerekiyor. Ve kadın seçmenler. Anket şirketleri kadınların oy tercihinin seçimin kaderinin belirlemede önemli olduğunu söylüyor. Kendim araştırırım, ilgilenir, bakar, ona göre kendim, oyumu kendim kullanırım. Ya illaki önemlidir de ben kendi yani irademle, işimle bir şey yok. Evet, seçmenlerimiz adaya bakarım diyor, partiye de bakarım diyor. Hem partili hem adayı seçecek. Bu konuda söz artık Necla Hanım'da. Siz iki kampanya yönettiniz. Evet. Değişik partilerden adayların danışmanlığını yaptınız. Yaptım. Bu gerçekten seçmen yerel yönetimlerde adayını seçerken, oy vereceği kişiyi seçerken neye bakıyor? Şimdi Çambalat öyle bir tablo çizdi ki sadece İstanbul'un değil bütün Türkiye'nin CHP'li olması gerekiyor. Ama sonuç pek öyle olmuyor. Demek parti tercihi de önemli mi oluyor? Ne dersiniz? Şimdi orada Sayın Can Polat'ın ve CHP'nin meseleye bakışında bir yanlışlık var. Yani şu anda mesela İstanbul'da işte birinci sınıf ilçelerden diyelim iyi yaşanan yerlerden CHP'ye oy çıkmasının sebebi onların sosyal demokrat olması değil. Yani eğer liberal bir demokrat parti olsaydı belki oraya giderdi. Yani bu hayat tarzıyla ilgili bir şey, yoksa ideolojiyle kesinlikle alakası yok. Bir kere zaten solla sosyal demokrasi de birbirinden çok ayrı ve uzak kavramlar. Doğru bakmak gerekiyor meseleye. Yani elbette iyi şeyler yapılmış olabilir. Şeyin hani 12 Eylül kesintiye uğrattı Ankara'daki CHP'nin o zamanki yaptığı işleri, evet kazındı gitti. Ama ondan sonra gidip çok sağ bir partiye oy verdi insanlar. Ve hem aslında yıllarca. Evet yıllarca oy verdiler ve orada da aslında o geleneğin geldiği yerdeki belediyecilik anlayışının bence çok önemli rolü var. Yani mesela en azından mezarlıklar diyelim. Hani ve sosyal şey asla sosyal politika uygulamayıp sosyal yardımı birinci öncelik olarak tercih etmesi. Yani hayat tarzı diye bakılırsa aslında bugünkü iktidarın kendi seçmenlerin, kendi hedef kitlesinin hayat tarzını çok olumlu yönde etkilediğini söylemek lazım. Yani bizim anladığımız sosyal devlet anlayışıyla yapılmıyor bu hizmetler ama sosyal yardım faturasını ödüyor, gaz faturasını indiriyor veya işte bağışta bulunuyor, ekmek veriyor, pirinç veriyor, kömür veriyor, her türlü şey veriyor ve oraya kadar gidiyor. Bu bir sosyal politika değil. Yani sosyal hizmet veya sosyal yardım. Ama hayat tarzını değiştiriyor. Yani insanlar kaç kere İstanbul'da taksi şoförlerine sordum. Ben ölürüm diyor. Ya niye ölsün? Yani ben şimdiye kadar bir Sosyal Demokrat Parti'nin başkanı için ben bu adamın uğruna ölürüm diyen insanı rastlamadım. Ne değiştirdi senin hayatında dediğiniz zaman diyor ki evimde ilk defa buzdolabı var. Köyde çamaşır makinesi var. Orada bilmem ne var. Yani bunlar dağıtılıyor olabilir. Çünkü o kitle şeyi ayırt edecek hani bu proje çerçevesinde mi yapılıyor? Yoksa bireysel destek olarak mı yapılıyor? Yani ben iletişimci olduğum için bu kavramları çok ayrı düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu CHP'nin de bence hayat tarzı meselesine bakması gerektiğini düşünüyorum. Yani olabilir, iyi şeyler düşünmüş olabilir CHP. Ama niye bu kadar yıldır, 24 yıl, 94'ten beri İstanbul'da AK Parti'ye oy veriyor seçmen? Niye veriyor? Niye sizin yaptıklarınızı görmezden geliyor? Yani burada CHP'nin kendisiyle çok ciddi bir biçimde kendisine bakması, zaten kısmen siz de söylediniz bu bakış açısını iflas ettiğini anlattınız. Yani kendisine dönüp bakması ve yeniden durumu gözden geçirmesi lazım. Yani proje ise, proje yapıyor ama insanların şeyine gitmiyor. Ben Nurettin Sözen'in ve Adnan Polat'ın kampanyasında çalıştım. Yani gidiyorsunuz mesela gecekonduya gidiyorsunuz. İçeri girmek istemiyorlar, ayakkabılarını çıkarmak istemiyorlar yani kapıda. Orası yer toprak bile olsa o insanlar eve ayakkabılarını çıkarıp giriyorsa
CHP'lilerin de öyle girmesi gerekiyor. Ama öyle yapmıyorlar mesela. Bu kadar. Bunlar çok küçük ayrıntılar. Yani neye bakıyor derken? Hayır, etmiyorum. Etmiyorum, bunları içinde yaşadım. Hem Nurettin Sözen'den hem Adnan Polat'tan beraber ben de çalıştım. O iki gece kondu Adnan'la, ben de gittim. Ayakkabılarımızı çıkararak içeri girdim. Hayır, siz çıkarmış bu, olabilirsiniz. Onlardan da çıkardı, hayır. Nurettin Sözen de çıkardı. Şimdi bu genel bir söylemdir. Bu özellikle sağ siyaset söylemi CHP'yi daha seçkinci, daha farklı bir alana koyan. Şimdi bakınız, şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu noktayı göz önüne aldığınız zaman şu anda Türkiye'de 11 milyona yakın işsiz var. Evet. Genç işsizlik oranı %30'a ulaşmış durumda. Ama gidin gene AK Parti'ye oy vereceğim. Bunun tamam, sosyolojik tahlillerini yapalım. Evet. Buradaki eksikleri anlatalım ama CHP dışarıdan bak, o görüntüyü CHP'nin bir an önce, eğer varsa böyle bir görüntü sizin anlattığınız gibi, bir an önce burada çıkması lazım. Biz bunu yıktık İstanbul'da. Biz onun yakada yıktık ve biz arka yakayla bütünleştik. Hayır, bütün Türkiye'yi, İstanbul'un arka yüzü kampanyasını Nurettin Sözen'le ben yaptım. Gazetecileri ben o zaman yürüdeydim. Çizmeleri giydirip, Yazgül Hanım da vardı. Biz çizmeleri da giydirip, Yazgül çok iyi hatırlayacaktır. Sarı itfaiyeci çizmelerini giydirip, Keçi Deresi'ne indik arkaya otobüslerle. İki telliğe götürdük, Sayın Rahmet Ünlü de vardı. İki evet. Telli de o çizmelerle girdik. O çizmeleri ben gidip alıp getirmiştim. İki ben telli bilmiyorum kimi getirdim, otobüsle gittik. Evet, çamurun içinde gezdik. Ama ilkin mesela Nurettin Hoca, ilkin suyu İstanbul'un arka yakasına getirdi. Evet. Yolu ilkin arka yakasına getirdi. Evet. Bizim dönemimizde mesela halkçı belediyecilikte ilkin arka yakası, ötekiler evet, ama niye bedava sonra bedava. CHP sorun bu değil. Sorun bir sefer 12 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi değerlerinde yitirdi. Baskıcı bir anlayışla karşı karşıya geldi. Şimdi 94 ile 12 Eylül alakası yok. Şimdi, arada 14 90, sene vakit şunu var. Şunu söyleyeyim. Sol kendi değerlerinden uzaklaşmaya başlayınca, başkasına benzeşmeye başlayınca, sağcıyla sağcı, liberalle liberal, muhafazakarla muhafazakar olup kendi değerlerini öne çıkarma yerine dünyanın her yerinde yoksulun, ama fakirin, CHP yoksulun mücadelesini veren, sol ben soldan bahsediyorum. Ben soldan bahsediyorum. Bunlardan dönem dönem vazgeçince o alanlar başka alanlar bulunuyor. Yani şunu demek istiyorum. Bakın her iki başkanla da çalıştım. Adnan Polat'ın kampanyasında çalışırken her gün Ankara'ya ve İstanbul İl Başkanı'na yalvardım. Bana parti programını gönderin, yerel yönetim politikasını gönderin ki. Çünkü Adnan Bey'e konuşma metni yazıyoruz mesela. Nerede ne konuşacağız bir bilelim. Yani bu politikanın bir değişik şeyi var mı eskiye göre? Bir program yollayın, yerel yönetim programı. İki satırlık, bir satırlık, bir sayfalık bir şey gelmedi. Bu iletişim eksikliğine bak. Hayır, iletişim eksikliği değil, özel olarak vermediler diye düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün adayları yanlıştı, belediye başkanı adayları. Başka bir olay. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sitesine hemen burada girelim. Yerel üretimler dahil, işsizlik dahil, sağlık politikaları dahil, bütün politikaları temel olarak ötekilerle birlikte hazırlanmış en geliş kapsamlı geçmiş programa olsun sahip olan partiyiz. Geçmiş biz olsun diyorum. Ya geçmiş şey olsun. Yani artık bugün baktım, bir CHP'li ve bir AK Partili belediyenin web sitelerine baktım. Beyoğlu Belediyesi'nin ve Şişli Belediyesi'nin web sitelerine baktım. Ve şeyin ki vatandaşla konuşuyordu Beyoğlu Belediyesi'nin ki Beyoğlu Belediyesi'ni hani çok takdir ettiğimiz belediye değil. Şişli'de ben Şişli ilçe sınırlarının içinde oturuyorum. Yanımızda çok yakınımızda metro kazısı var. Ve metrosundan her gün sokağa yokuş aşağı akıyor böyle. Sokağa her gün yağlı pis su akıtılıyor ve en az 20 kere ben telefon ettim. 20 kere komşum telefon etti. Şuraya gelin, belediyeden adam yollayın. Tamam, o büyük şehrin yaptırdığı bir şey olabilir, metro kazısı. Evet. Ama gelin şuraya, bu sokaktaki insanlar, yaşlı insanlar oturuyor, ayağı kayıyor yağlı suların içinde. Hiç, tamam teşekkür ederiz, yerine ileteceğiz. Peki sonra hiç kesinlikle bir cevap çıkmıyor. Herhangi bir şey olmuyor. Ben vatandaş olarak ben ondan bunu bekliyorum. Benim belediyemden bunu bekliyorum. Ben belediyem metro yapsın, Avrasya Tüneli yapsın, işte üçüncü köprü, ikinci köprü yapsın diye bir beklentim yok benim. Sokaktaki insanlara da daha refah getirsin diye bir beklentim de yok. Ama ben vatandaş olarak o pis suların, okula giden çocukların servise bindiği yerde, yaşlı kadınların sokakta dolaştığı yerde, ben de yaşlı bir kadınım, sokakta dolaştığı bir yerde o yağlı suların oradan akmasını tahammül edemiyorum. Şimdi bir sefer CHP yani şey diyorsunuz da, evet, edin ama hizmet yapıyorsunuz. Bu. Yok, bakın başka bir örnek vereyim. Şimdi bütün analistler, bütün çalışma yapan, İstanbul'la ilgili çalışma yapanlar, şimdi bir örnek vermek istiyorum. Mesela Esenyurt'taki
yurttaş Esenyurt'ta, AKP'li belediye var. Esenyurt'taki yurttaş dinlenmek için eşiyle, çocuklarıyla bir yere gitmek için nereye gidiyor? Büyükçekmece Belediyesi'ne gidiyor. Silivri'ye gidiyor, Beylikdüzü'ne gidiyor. Bakırköy'e geliyor. Niye orada CHP'li belediyeler var diye. Şimdi bazılardaki niye bazılara gitmiyor, bazılardaki CHP'li belediyelere geliyor? Şimdi bütün anketlerde, bütün çalışmalarda Cumhuriyet Halk Partisi olduğu belediyelerde daha özgür, daha özgüven olan, daha sosyal belediyecinin etkili olduğu, yeşilin, yeşil alanın farkını daha biliyor. Ama şimdi başkan... Bunu niye söylüyorum? Şimdi bakınız. CHP'li belediyeye gidip eğleniyorsa da Bağcılar'a gelip yine Bağcılar'da başka partiye oy veriyorsa ne oldu? Bunu tartışalım. İşte evet. Şimdi bir yapmayalım bir şey. Büyük bir kayıp var. Benim işim değil. Partinin başka alanları var. Tabii ben onun için sizin... Partinin olduğum için... Tabii daha rahat konuşacağınızı varsayıyoruz zaten onun için. Partinin üyesi olduğu için savunma ihtiyacı diyorum. Ben de eleştiriliyorum ama burası değil. Niye? Burada eleştireceğiz. Biz gayet özgür bir platform burası. Bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler. Ben mesela il başkanlığı süresi içerisinde bu belediyelerin hepsi benim aleyhime çalıştı. Ben kısacımı kaybettim. Ama haksızlık yapmamak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler sosyal belediyecilik konusunda, insanların mutlu ve yaşamı konusunda daha iyi belediyeler olduğu bir gerçek. Ama hocam tartışma bir güldü orada. Gerek. Hocam ne diyorsunuz? Yani iyi örnekler de var. Evet, yani, evet. Hepsini birden götüremiyor zaten. Şimdi bunu şimdi mesela 100 tane örnek verebiliriz. Ya 1994'ten beri AKP iktidar. 94'ten beri 24 yıl yol sorunu mu çözüldü? Trafik sorunu mu çözüldü? Barınma sorunu mu çözüldü? İşsizlik sorunu mu çözüldü yerel yönetimlerde? Yerel yönetimlerde insanların birbirine artık düşman olduğu, birbirine kutuplaştığı, komşuluk ilişkisini ortada kalktığı. Şimdi birçok alanın kentsel, kentle ilgili baktığınız zaman kentteki o kocaman kocaman gökdelenlerin konduğu, kentin dokusunun kaybedildi, dokusunun öldürüldü, mahvedildi bir süreç yaşıyor. Vallahi çok ilginç. Şimdi bunlar içerisinde... Sayın Cumhurbaşkanı bile kızıyor. Bu kente kim ihanet etti diye gibi başlıklar veriyor. Biz ihanet etti. Şimdi ben biliyorum. Yanlışları da biliyorum. Eksikleri de biliyorum. İşte onların hepsini konuşalım. Burası yanlışları. Özeleştiri yapın. Efendim neyin özeleştiri? Şimdi siz bana AKP'yi savunduğunuz zaman ben AKP'yi savunmuyorum. Arada işte tünel vesaire. Ya bu ülkenin bu noktaya gelmesinde yerel yönetimlerde bakınız. Tercihli yol sistemi İstanbul'da kurulan Ayteki Kotil'in başlattığı yol. Evet. Şimdi adına tercihli demediler. Ne dediler? Değiştirdiler, metrobüs dediler. Metrobüs kurdukları hocam biraz önce kendi alanıdır. Kurdukları metrobüs kaç kişiyi taşımaya uygundur? Ha, metrobüsü savunan hiç kimse yok. Başkan, evet. Merdivenlerde insanlar eziliyor. Sadece bu mu? Küçücük bu mu? Merdivenlerde. Sadece bu mu? İnsanlar... Ya şimdi siz yanlış anladınız ama galiba. 24 gün. 13 milyar dolar bütçesi olan bir belediye 1994'ten beri iktidar trafik sorunu çözemiyor, yol sorunu çözemiyor, evet. Metro sorunu çözemiyor. Ama gidip kendi katletmiş, kendi mahvetmiş. Tamam. Bunun nedenlerini, bunun hatalarını biz kendimizden aradık. Zaten söyledim de. Başta dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi kendi değerlerine sahip çıkabilmiş olsa idi. Söyledim ben bunu. Ötekilerin mücadelesini, yalnızların, sahipsizlerin, umutsuzların, biraz önce sizin söylediğiniz o elit görüntüsü siz bahsettiğiniz bunu hak etme mesela bu görüntüde kurtulabilmiş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi başka bir alandaydı. Şimdi biz belediye başkanlıkları arıyoruz. Başka alanlarda, başka yerlerde belediye başkanlıkları. Böyle adaylarına bir şey yok. Bakın hangisi? Yani şeyden 94'ten beri bakın. Zülfü Livaneli, Adnan Polat, ondan sonra yani Nurettin Sözen, hani o bir profesördü hiç olmazsa bir sağlık adamı. İstanbul'da gösterdiğimiz adayları aslında bir bakın. Burada CHP'yi tartışmanın ötesinde bugün İstanbul'a yapılanları konuşsak çok daha iyi olur. Yerel ben bir örnek vereceğim çok kısa belki. Bahçeşehir Gölet diye bir yer var. Habitat ödülü almış bir kent. Yani yaşanabilir kent. Bugün onu konuşacağız ya yaşanabilir kentle. Burada öyle bir şey oldu ki biliyor musunuz? Az önce Sayın Başkan söyledi işte ya Bağcılar'da oturan gidiyor Büyükçekmece'ye, Beylikdüzü'ne. İşte bizim oradaki gölet bölgesine de yeni evlenen gençler gelir resim çektirirler. Evet. Başka türlü insanlar gelir. Yani bir sosyal yaşam merkezi gibi. Ama burada 2009'da o büyük su baskınında insanlar öldü. Ve ne oldu biliyor musunuz? Oraya
koca koca binalar dikiyorlar. Diktiler, şimdi. Evet. Bakın, şimdi neyi anlatacaksınız? Yani böyle bir çevreye karşı, doğaya karşı inanılmaz bir kıyım var. Evet, evet Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten haklı. Her alanda bir kıyım var, her alanda bir ihanet var belki. Danıştay kararına rağmen halen o inşaat mahkeme kararına sürüyor, rağmen halen sürüyor. Ya bunları konuşalım. Kente ne oluyor arkadaşlar? Yağmalanıyor belki her taraf. Yağmalandı bitti zaten. İstanbul diye bunları şey konuşalım. Yani aslında şimdi suçu işleyen birileri. Sevgili dostum bunları konuşmak bir şey yaramıyor. Yaramıyor. Bunların yapılmış olmasına rağmen seçmen girip yine bunları oyunu yapanlar veriyor, ama oy verecek. Yoksa bu sefer bunlar yanlış yapıyor. Başkasına mı oy verecek? Ama Sayın Başkan az önce söyledi. Bunu söyledi. %52 İstanbul'da anlatılıyordu bunlar aslında. Seçmen sana oy vermiyorsa sorumlusu biziz. Bir sefer. İkin kendimiz. Yani niye oy vermiyor? Mesela yardımlar anlatayım. Kesilecek diye mi korkuyor? Yok, hemen anlatayım. Mesela çünkü o yardımlara çok size, büyük size bir örnek bir kitleye ulaşıyor. Şimdi, 24 milyona Yazgül Hanım, yardım veriliyor. Yazgül Hanım şimdi referandumda bu halk İstanbul'da %52.20 hayır oy verdi. Hı hı. Demek doğru kullanırsanız, doğru ilişki kurarsanız. Referandum başka bir şey daha. Bir müsaade et bir şey söyle. İnandırıcı olursanız söylediklerinizde ona dokunursanız bu iş oluyor. Ben size bir örnek vermek istiyorum. Elbette bizim hatalarımız var. Bizim gitmediğimiz alanlar var. Birçok alanı unuttuk. Mesela hangi alanları unuttuk? Muhafazakar alanları, dindar alanları uzun dönem başörtüsü ekseni üzerinde ötekileştirerek, yalnızlaştırarak büyük bir seçmenle karşı karşıya gelecek o olgular yaratıldı ve bunun faturasını Cumhuriyet Halk Partisi çekmiş oldu. Hiç de öyle olmamasına rağmen. Şimdi mesela biz ne yaptık bu süre içerisinde? 2000 tane İmam Hatip mezunu olan, 2000 İmam Hatip mezunu olan referandumda bizimle birlikte kampanyada ev ev dolaştılar. 2000 üzerine vaize kadınların olduğu, o dindar çevrelerin, muhafaza çevrelerine ilişkisi olan insanlar bizimle birlikte ev ev dolaştılar ve ciddi bir sonuç almış olduk. Sadece Bağcılar'da gençler üzerine bir çalışma yaptık. Ben çok özür dileyerek sözünüzü kesip bir şey söyleyeceğim. Siz o en muhafazakar çevrelerin oyunu almaya çalışacağınıza şu an partiye çok kızgın olan, asıl sosyal demokrat olan kesimleri tekrar kazanmaya çalışsanız daha iyi olmaz mı? Yani bugün ben sandığa gitmeyeceğim diye o kadar büyük bir muhatabı, kesim var şimdi ki. Şimdi bunu muhatap ben değil ve şu anda partili bir üyesiyim. Ama şimdi siz benim karşımda partili gibi konuştuğunuz şimdi, için ben size maalesef bunu sormak zorundayım. Partiliyim. Ben partiliyim. Şimdi eksiklerin olduğu bir gerçek. Çünkü şu anda en büyük tehlike CHP'li seçmenin 24 Haziran'dan sonraki düş kırıklığını ve öfkesini geçmediği ve parti bunu göz ardı ettiği sürece de gitmeyeceği. Şimdi ben dışarı Cem TV'den atacaklar herhalde. Dışarıda ben şimdi Cem TV'nin seyircinin dışında da ben de sizin gibi düşünüyorum. Ama bir şey örnek vermek istiyorum. Seçim gecesi Cumhuriyet Halk Partisi olarak kötü yönettik o süreci. Hı hı. 15 milyon oy almış. Cumhurbaşkanı adayı 15 milyon oy almış. Büyük umutlar vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle birlikte o gece iyi yönetemediğimiz bir gerçek. Bunu genel başkanımız da belirtti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da belirtti. Kamuoyunda da özür diledi. Bu bir eksiklik miydi? Tartışması bu bir eksiklik. Şimdi bu eksikliği hızla giderip ve her şeyi açık şeffaf bir şekilde kendi seçmenimizle, doğal yandaşlarımızla paylaşarak belirleyecek adayı da onların kabul edebileceği, onlarla birlikte bunu ortaya koyabilirsek sonuç alabiliriz. CHP genel seçimlerde de en az kadın milletvekili çıkaran parti oldu maalesef. Şimdi de belediye başkan adaylarında ve şeylerde göreceğiz. İşte sokakta gördünüz kadınlar diyorlar ki kadın adaylar. Yani kadın adaylar, hani insanları belediye başkan adaylarından geçtim. Parti işte belediye meclis adaylarında bile kadın göremeyeceğiz. Belediye meclisi, muhtar. Yani kadınlara gel kardeşim sen politikaya gir demeyen bir parti bu. Maalesef. Bu haksızlık olur partiye. Şimdi partinin kadın İl kotası. Başkanı kadın. kadın kotası uygulayan tek partiyiz.
Zaten kota kadınlara kota diye bak, zaten oradan hiçbir yere varılmaz. Ama şimdi bu son milletvekili seçimlerini kastederek söylüyorsanız, evet. Milletvekili seçimlerinde ben de sizin gibi düşünüyorum. Evet. Kadın sayısının eksik olduğu, yeterince kadının olmadığını genel başkan kendisi de bunu söylemiş oldu. Yani kadınlar belediye hizmetlerinde de sosyal şimdi, hizmet dediğiniz yerde de kadınlar sevgili, çok büyük işler yapabilirler. Ya şimdi bunun şu anki şeyi ben değilim. Ben dışarıda İstanbul'da il başkanlığı seçimini kaybetmiş, dışarıda kalan ve partinin üyesi olan partiyle ilgili gelecek eleştirilere de cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi burası bir şeye dönüştü. Yani bunun muhatabı İstanbul İl Başkanı'dır. Kadın evet. İl Başkanı'dır. Onu çağırırsınız. Niçin kadın aday azdır diye sorarsınız. Bu bir. İki. Kemal Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Niye İstanbul İl Başkanı'na soralım? Onun muhatabı İl Başkanı değil. Yani ama biz, yok yani biz size doğrudan sormuyoruz. Burada genelde konuşuyoruz. Hocama da soracağım. Bizim burada tartıştığımız alan doğru bir alan değil. Şimdi eğer CHP'yi tartışacaksak CHP'yi tartışalım. CHP'nin yetkililerini çağıralım, muhataplarını. Niçin kadın aday konmadı diye bir yetkili olsun ki ben de sorayım sizinle beraber. Şimdi şöyle oldu ama siz CHP'nin yaptıklarını o kadar överek anlattınız ki yani eleştirilerde mecburen ben övdüm ben ama bunu ben de eleştiriyorum aynı şeyle. Ben CHP'li değilim. Ben eski bir CHP'liyim biliyorsunuz. CHP'li olmadığı anlaşılıyor. Şimdi elbette olmayabilirsiniz. Eskiden öyleydim. Eleştiri de bilirsiniz de. Bu gayet doğaldır. Yani AKP'li de olabilirsiniz. Değilim. Asla değilim. Yani başka bir parti de olabilir. Bu gayet normaldir. Eleştirinize saygı duyuyorum ben. Ama saygıyı duymakla beraber diyorum ki bunun muhatabı ben değilim. Şimdi niçin bu listeler nasıl yapıldı? Kim yazdı? Nasıl ben değilim? Seçimleri bir yana bırakın. Yerel seçimlerde görelim. Şimdi insanlar diyorlar ki biz projeyi, Adnan Bey'in projesi, biliyorsunuz Adnan Bey'in aday olduğu seçimde ama Cumhuriyet Halk Partisi, hayır %7,5 oy aldı. Proje canım, açıkladık. Şu anda yerel yönetimlerde AKP'nin politikalarından memnun musunuz? Hayır değilim. Onları konuşalım. Hayır ben yani yönetim, evet, onları konuşalım. Ki, Demin hocam dedi ki projesi olan mutlaka kazanır dedi. O zaman bak bu kadar olumsuzluklar oluyor. Siz bunlara ne diyorsunuz? Mesela İstanbul'da. Ne diyorsunuz mesela? Hayır ben kendim yok. Şu anda ben onları dedi. Ay yani vatandaş olarak gördüğüm yani vatandaş olarak gördüğüm şey nedir? Ben Şişli Belediyesi'nin çalışmalarından memnun değilim. AK Partili de olsa memnun değilim. İstanbul'dan CHP'de memnun musunuz? İstanbul'dan da hiç memnun değilim. Yani, niye memnun olayım? Başka bir yere gitmek istiyorum. Ya bu elbette doğal memnun değilsem onu diyelim. Gidip başka bir yerde yaşamak istiyorum. Bu ama, normal. Ben saygı duyuyorum. Yani bir yerel yönetim, bir yerel yönetim politikası yok. Onu demek istiyorum. Hayır, yani, ama bu haksızlık olur. Öyle değil. Şimdi bakınız. Beşim çıkarım. Hayır ne söyleyeceksiniz? Beş ay kaldı. Görelim CHP'nin yerel yönetim politikası nedir? Bir görelim şimdi, ya. Ne yapacaksınız İstanbul'da? Şimdi, var olanı eleştirmek çok kolay. Bunu değiştirmek için ne yapacağınızı bir görelim. Şimdi ben biraz önce birkaç tanesinde bahsettim. Biz ne yapacağız önümüzdeki süreç içerisinde? Yani sosyal devlet, sosyal hizmetten bahsetmeyin. Bütün kitaplarda var. En az bugün 100 tane makale indirdim aşağıya internette. Sosyal devlet nedir? Sosyal hizmet nedir? İkisinin arasındaki fark nedir? Sosyal devletlerin görevi nedir? Ekolojik belediye nedir? Hocayla demin konuşuyorduk siz gelmeden önce. Bütün bunlarla ilgili bir sürü şey var. Bana kitabi şeyler söylemeyin. Hani CHP bunların hangisini benimsedi ve ne yapacak onu söyleyin. Tamam, şimdi, yoksa AK Parti'yi eleştirmek çok kolay. Tamam, şimdi CHP'nin programını döndü konu. Ara vereceğiz. Evet. Yani siz programınızın dışına çıkmış olduk konu. Tabii CHP. Projesini, proje görelim. Ama bu uzun bir konu. Kısa bir ara verelim ondan sonra onu tartışalım. Tamam. Proje görelim. Ha, şimdi bak haksızlık yapıyorsunuz. Evet, tekrar beraberiz. Siz yokken biz burada bir tartıştık. Kıyamet koptu bildiğiniz gibi değil. Ama şimdi belki şimdiye kadar çok sakin programlar yapıyorduk. İş seçime binince biraz sertleşmeye başladık galiba. Kadir Bey size mesajlar geliyordu. Aslında mesajlarda aynı yazıyor. Ya CHP'yi tartışmak yerine yerel yönetimlerde neler oluyor? Ve gelecekte CHP yere nasıl bir değil mi? Seçime girmeyecek. Onları tartışalım. Peki. Yani, ama ağırlıkta sanki Cumhuriyet Halk Partisi tartışılıyormuş gibi oldu da izleyicilerimizin. Vallahi keşke AKP'li belediye başkan adayları, AKP il başkanları da buraya gelseler. Gelmiyorlar. Onlarla daha çok ben gelirim gene. Onları da eleştirmek için memnuniyetle. Evet. Yani çünkü biz sanmayın ki sevgili izleyiciler biz burada sadece CHP'lileri ağırlıyoruz. Gerçekten
özellikle bu program öncesi bütün partilerin il başkanlıklarını defalarca arayıp onları davet ettik. Programımız en açık görüş ve hakikaten bütün partilere açık, özellikle seçim söz konusu olduğu zaman. Lütfedip gelirlerse başımızın üstünde yerleri var. Ama artık bilmiyorum niye gelmiyorlar. Bir şey söyleyecektiniz? Evet, hocamla başlayalım isterseniz. Hocamla başlayalım. Peki, hocam bilimin ve ilimin sükuneti içinde sizi dinliyorum. Yani evet, ben onu söyleyeceğim önce. Bilim ve fennin rehberliği, eğer biz Atatürkçüysek, Mustafa Kemal'in yolundan gidiyorsak, bizim için tartışmanın da tartışmayla beraber mutlaka aklın, bilimin ve fennin ışığından gitmek lazım. İyi örnekler de var. Ben 50 yıl içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iki makam hariç her işi yapmış biriyim. Şu anda da partisizim, partili değilim. Bununla birlikte mesela Eskişehir'de yapılanları, yani tepesinde fotovoltaikle gezen otobüs, dünyada örnek. Diyelim ki Kartal'da kentsel dönüşümü yerinde dönüşüme çevirerek sessiz sedasız yüzlerce binlerce konutu mükemmel bir biçimde halkla birlikte dönüştüren yönetim olduğunu Kartal'da. Diyelim Ada'da, Ada Belediyesi'nin de yardımıyla yepyeni bir kent enstitüsü modeli uygulamaya başladığımızı, onlar da iyi niyetle yapabildikleri kadar yardım ediyorlar. İşte Seferihisar'ı, yani sayısız, evet, böyle güzel ve iyi örnek var ve bunları öne çıkartmak, bunları öne çıkartmak gerekir. Yani bu şu anda parti yönetimi midir, kimdir, örtmüş bu şeyleri. Ben bunu eleştiririm. Yani bu iyi örnek. Best bir iletişim sorunu ya, mu var acaba? Belki de iletişim probleminin ötesinde bir şey var, bilmiyorum. Ben ona karışmam. Ama biz mesela 2002'de İstanbul Yerel Yönetimler Merkezi'ni kurduk. Bu 70'li yıllardaki parti okulunun, gençlik kollarından başlayan bir devamıydı. Daha sonra yerel yönetimler, belediyelerde, yerel Kartal'dan başlayarak Maltepe'de yerel yönetim okullarını kurduk. Ve binlerce iyi insan yetişti. Bunlar yerel yönetimci olarak yetişti. Ve bu bir katkıdır. Sosyal demokrasiye, sola bir katkıdır. Burada tabii benim eleştirim budur. Bu il başkanı o zaman bunlar olmadan hiç kimse belediyelerde hizmet yapamayacaktır dedi. Ben ona uyardım o zaman. Sakın bu sertifikaları, bir yıl, iki yıl çalıştıkları sertifikaları göstermesinler. Bunlar onların aleyhine kullanılabilir. Hakikaten o dönemde bu sertifikaları almış olanlardan bir tane belediye meclis üyesi çıkmadı. Ben bunu eleştiririm. Çünkü bu partinin asıl olan fikirdir, ideolojidir, görüştür. Fikri, görüşü sağlam olan, kendine göre bir tutarlılığı olan, iç tutarlılığı olan, dışarıdan bize tuhaf gelebilir, mutlaka kazanır. Bugün biz kazanmıyorsak, soruyorsunuz, insanların bizim yüzümüzde, gözümüzde, söylediklerimizle davranışımız arasında bir mutabak, bir birlik, bir uyum, intizaç göremediklerindendir bana göre. En önemli derdi odur. 69'da bize Altındağ sokaklarında bıçakla, sopayla saldıran adamlar 77'de, 10 sene sonra gençlikle, örgütlenmeyle bize %80 oy verdiler. Biliyor musunuz, biz 78 yılında bir ara seçim oldu. O seçimde yüzde kaç oy aldık biliyor musunuz İstanbul'da? Hatırlıyor musunuz? İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi bizim yönetici olduğumuz bir zamanda %67 oy aldı. Ya. Besim'e karşı Faik, Faik'e karşı Besim. %67 oy aldık biz bu kentte. Bunu unutmayın. Gene de mümkündür. İnanırsan, inancınla uygulamanı, teori, kıvramla kılgını birleştirirsen bu her zaman mümkündür. Ve bir gün olabilir. Bu şu anda kırdan kente akım 100 binin altına, dediğin gibi 400 bindi. Kırdan şimdi 100 civarı, 100'den az geliyor. Tersine tam değil. Tam bir kısmı var, kentlerden, bir kısmı da başka yüz bin kişi gitmiş, evet, geçen sene. Yani şimdi onu 1970'lerde bizim sık sık vurguladığımız ve ona göre işte kent planlaması,
işte Batı Kent veya Kent örgütlenmesi yaptığımız model bitti. Onu hatırlatmak istiyorum. Şimdi artık yeni şeylere ihtiyaç var. Evet. Birincisi dediğimiz gibi hizmet belediyeciliği. Bunu bazı bizde hakikaten iyi yapanlar var. İkincisi üretici halkçı belediyecilikti bizim. O unutuldu. Komünist veya unutturuldu. Evet, ağzından laf alıyorsun. O onu yapıyor. ama bu böyle bir ölçekte, şu kadarcık bir ölçekte olacak şey değil. Ama bir örnek bunu oldu. Bir kent modeli halinde bunu da açtık biz. Şimdi bunun üstüne artık çevreci, ekolojik yani çok somut bütün enerjisini, kentin bütün enerjisini kendi üretebilir. Fotovoltaiklerle, panellerle vesaireyle bu mümkün tasarrufla suyunu tamamen kendi içinde çevirebilir. Gri suyu kullanarak hiç dışarıdan su almayabiliriz. Şimdi bunları hazırladılar ve bunu uyguluyoruz. Artık ulaşım, kentler bu oldu falan öyle bir anlayış var ki sizi kapınızın önünden alacak şoförsüz bir araç. İstediğiniz yere siz uyurken önce bilgisayarınızda sonra düşünerek sizi bir yere götürecek, kapınızın önünde bırakacak, kartınızdan alacak, gidecek. O takdirde bir öyle bir dünyaya hazırlanın ki 10 sene, 15 sene sonra araba kullanmak, araba sahipliği çok aşağılık bir şey haline gelecek. Bunları hazırlıyor. Hayır, bunların şu anda dünyada niye IBM, Google, işte Bill Gates falan işi gücü bıraktı, kentlerle uğraşıyor. Norveç işte bu, falan yapıyorlar zaten. Elbette. Evet. İnanın da yapıyor. Yani sırf kuzey ülkeleri ayrı başarılı falan değil. Ülkelerinde, Latin'de bunun uygulamaları var. Var. Yani öyle insanlar var ki şu anda bir eyaleti yöneten bir mimar var. Mesela bu bizim tahsisli yol örneğinden yola çıkarak hiç metro kullanmadan 3 milyonluk bir kentte mükemmel ulaşım sistemine ulaşabiliyor. Bunları düşünmemiz, bunları çalışmamız lazım. Benim, ama ne güzel benim, söylediniz. Benim 3 kız, milyonluk bir kent. Burası oldu 23 milyonluk bir kent. Her, nasıl yapacaksınız? Bu yani bilimin, fennin ışığında gittiğin zaman ve kente iyi baktığın zaman özellikle bunu kent konseyleri insanlar yani fiilen mahallenin sahipleriyle, ilçenin sahipleriyle bu örgütlenmelerle birlikte yaptığın zaman bu halk için halkla beraber lafını küçümsediler. Esas olan budur. Halk için bir, ona rağmen dışarıdan tepeden bakarak bir şey yapamazsın. Mutlaka mahallede her yapacağın işi soracaksın ve mahalle örgütlenmesine bağlayacaksın. Muazzam bir çalışma vardı. Şimdi yeniden semt örgütlerinin çıkarılması, işte ilçe örgütlerinin yeniden örgüt, yani yeni yerel yönetimlerin yeniden yapılanması sadece benim TÜSES'e verdiğim bir rapor değil. Bu olmadıkça, yepyeni bir model içinde çalışmadıkça ve bu modeli insanlara anlatmadığınız sürece iktidar olamazsınız. İşte şimdi korkum odur ki Adalet ve Kalkınma Partisi sözünüzü onu yapıyor. Bunu yapıyor. Hem kendi nasıl doğrultusunda yapıyor. Mahalle olabilir. Ama yapıyor. İlçe, il bazında örgütleniyor. Ben bir şeylerine bizim katıldım. Bizim 1970'li yıllarda ilk yazdığımız kitaplar, yani 18 kitabın en önemli kısmı mahalle örgütlenmesi, evet. Sandık örgütlenmesiydi. Hatırlarsınız. Oturup biz bir tek partiliyi dışarıda bırakmadan bunlara bu eğitimi verdik. Ben aynı zamanda hem parti okulunun hem araştırma bürosunun yeniden kurucusuyum 70'li yıllarda. Sonra bunlar kurucuydum diye bırakmadı. Ne zaman hiç beğenmediğim bir yönetim çağırdı. İstanbul Yerel Yönetimler Okulu diye master seviyesinde 4 yıl 5 kuruş para almadan 40 profesörle eğitim verdik. Bunun gelip sayın büyüklerimiz yüzüne bakmadılar. Yüzüne bakmadı ya. Yani adamlar da dağıldı ondan sonra. Bu orada dağıldı. Ben duracak mıyım? Küsecek miyim? Bu sefer bunu bir takım vakıflarda yerel yönetimler okulları diye yapmaya çalıştık meşhur malum. Onun bir takım iyi işleri de çıktı işte. Yani Kartal'da, Ada'da bilmem bir yerlerde bunun ipuçları çıkmaya başladı. Bundan küsmek, kıkmak yok ki. Bu olmazsa bir daha yapacağız. Ama bilelim ki bize halk yönelmiyorsa biz yeterince bu kabahat kendimizdedir. Bilim örgütleneceğiz. Eğitim ne ilgisi var? Asıl olan eğitimdir. Yerel yönetimi, belediyeciliği, planlamayı bilen insanlar yönetim olacaktır. Meşhur Avrupa'ya soruyorlar ya, niye siz ileridesiniz diyor. Ya krallar bilge olacak, ya bilgeler kral olacak.
Bizde krallar bilge değil. Bilgeler de kral olamıyor. Onun için benim önerim, yani mutlaka şu özel yeni dönemde birinci hizmet belediyeciliğini iyi yapıyoruz. Biraz o konuda yani diğerlerine göre üretici halkçı belediyeciliği unuttuk. Onu canlandırmamız lazım. Ama onun çok ötesinde konuşacağımız. Geleceği de görmek lazım. Yeni, yani vizyoner olmak. Dün olmanın günü, günü olmayanın yarını olmaz. Geleceği görüp bir misyon koyacaksınız. Ve 94 yılında gene bilimsel bir çalışmada bütün şeyleri, o yıkım şeyinde bir kitapta 5-6 dokümanı inceledim. İstanbul Yerel Yönetimi'ne aday olanlara. Hiç en ufak bir ilgim ve sevgim olmamasına rağmen onların belgelerine, doğaya, çevreye bakışlarını inceledim. Kitabın adı çünkü Ekokent. Burada sonunda çok yumuşak bir biçimde, eğer böyle giderse hiç kimsenin ihtimal vermediği Tayyip'in çıkabileceğini Tayyip yazdım evet. Buraya. Kaç yılındaydı bir dersi vardı hocam? 1994'te projesi vardı. Onunla durmadık. 20 yıl. Peki hocam proje olmak bak, yetiyor yeşil mu? Yeşil yerel yönetim çünkü... diye üçüncü aşama bu. Bu benim şeyim değil bu. Bu İstanbul'daki CHP'nin, DSP'nin, hatta Vatan Partisi, hatta AKP'nin ne zaman çağrılıyorsa, hatta HDP'nin bütün toplantılarında ben yeşil yerel yönetim anlattım. Bu yeşil onların yeşili değil. Bu green. Yani green, batıdaki evet, yeşil green, yerel evet. yönetim. Şimdi bunun zamanı geldi. Su toplayacağız. Suyu insan için kullan, binalardaki suyu yeniden kullanacağız. Barajlarda su kalmamış hocam gene. Yani bütün binalarımız her anlamda kendine yetecek ve bu çevreyle bir arada sebzesini, meyvesini yaşlı ve çocuklarla birlikte çevremizde üreteceğiz. Bu mümkün. Ulaşım en kolay çözülebilecek sorundur. Öldük, bittik, mahvolduk. Yani bunu anlatabilmemiz lazım. Bunun nasıl olacağını modelleriyle, Milano'da nasıl, Norveç'te nasıl, Kaliforniya'da nasıl, Japonya'da nasıl, bunları bilmek lazım. Bilmeyen güçlü olamaz kardeşim. Bilmeyen ancak başka bir olanın onlar, bizim bilgimiz değil o. Ama onların da kendine göre bir bilgisi var. Bilgimiz yoksa başka bir bilgiye esir olursunuz, köle olursunuz. Şimdi olan bu. Şimdi proje var, proje çok önemli dediniz de. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çok önemli bir projesi var. Çılgın proje. İstanbul'un yanına yarım adayı kesip bir başka Kanal İstanbul yaratmak. Bunu ayrı konuşalım. Bu proje yani... Ekolojik dengeyi nasıl etkiliyor? İsterseniz onu mahvedecek bir proje diye bağırıp duruyoruz ama... O projeyi ilk ortaya atan kimdir? Onu bir konuşalım. Yani Halic'i temizlemek için Ahmet İspan'la başlayan bir projedir. Yani biz onun üzerinde çalıştık. Nasıl olur? Nasıl dönüşür? Yani olmalı her mıdır? Şeyi temelden reddedemezsiniz. Ne olur? Nasıl olur? Öyle bir kademeleme yaparsınız ki Panama yani şeyi o dünyanın en iyi çözümlerinden biri olabilir. Onu yeşiliyle birlikte, planıyla birlikte yani bir rant aracı olarak kullanmazsanız oralara bir takım kentler yerleştirip işte oradan... Ne güzel söylediniz ama amaç o değil. Amaç orada bir... Arsa fiyatlarını arttırmak. Sadece kanal dediğiniz zaman isterseniz bunu böyle ilgililerle 3-5 saat bir ayrı konuşalım. Yani her şey... Anladım. Üçüncü havaalanı çok gerekliydi. İstanbul Metropoliten Planı'nda biz de yardım ettik. Silivri'de çok daha bundan nitelikli iyi bir alana üçüncü havaalanı yani... hem ihracat ithalat dengesini yapacak hem batıya açılabilecek ve kentin doğrusal gelişmesine hizmet edecek bir yere biz üçüncü planı Allah için Kadir Topbaş da önerdi. Bu benim anayasamdır dedi. Sonra yedi fırçayı Uzay ormanları bitti. Ben Arnavutköy Derneği'ydim. Tayyip alındığı zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza bizim önümüzde üçüncü köprü cinayettir sözünü söyledi. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki çocuk onu kaçırmıştı. Ben onun yanına getirdim. Bir daha söylettim. Orada şimdi var, hala notlarda var. Kendi sözleriyle. Üçüncü köprü cinayettir dedi. Biz... yayınlanıyor zaten, evet. Biz, videoları yayınlanıyor. Onu elinden... Yani onun hayata geçmesi, o zaman sosyal medya falan yoktu. Şu kadarcık bir gazete küpürüdür o. Resmiyle birlikte. Şimdi bu anda yapılabilecek hiçbir şeye kategorik olarak karşı çıkamayız. Her
her şeyi oturup bilimsel olarak analiz etmek ve özellikle halkın anlayabileceği bir dilde nasıl evrilebilir, nasıl daha iyi olabilir, nasıl çevreci hale getirilebilir, getirilebilir mi, alternatifi nedir? Ben her şeye hayır diyeceğim. Böyle bir şey yok. Bazı şeyleri çok daha iyi bir biçimde mükemmel projeler haline getirmemiz mümkündür. Buna izin versinler. Ya, yani biz ne isteyeceğiz bundan sonra canım? Yani ben parti okulunun çalışmalarına katıldım. 6. toplantıdan sonra bir daha çağırma. Eğitim çalışmalarına, bu meşhur seçim çalışmalarında yani adamları millet şey belediyecileri ve belediye meclis üyelerini öğütüyorlardı ya 500 kişi. İlk 5 toplantıya çağrıldım. Sonra beğenmediler. Ne zaman daha, yeni mi? Bu son geçen sefer bir geçen eğitim yaptı ya şey zamanı daha sarı zamanı. Ondan sonra bir daha olmadı. O bunlara ne gerek var canım? Yani bunlara ne gerek var? Bunlar herkes yani somut iş yapabilecek, ciddi proje yapabilecek bir çalışmaya kimsenin itirazı olmaması lazım. Ve kazanılması mümkündür. Bu son şanstır. Ben geçen sefer Büyükşehir Belediye Başkan adayıydım. 2 kişiydik biz. Biri ne adaydınız? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıydım. İşte hiç adını söylediğin anda NTV'de böyle yeni bir profesör başkan adayı çıktı dendiği zaman adımı kazıdılar yani. Söyletmediler. Ve söyletmeyen de bizim arkadaşlar. İki kişi vardık biz. Resmen 9000 lira yatırmış. Yoktu. Celal şimdi hedef bizim Doğan. Celal Doğan. Millet şey olan. HDP onun partide eğitilmiş, eğitici veya eğitilmiş sertifikası da eksikti. İki tane bizimkiler sevgili büyüklerimiz gidip o anda partili olmayan, partinin aleyhine her şeyi yapmış, partiye ana gereklerini söylemiş birinin kapısına yattılar. Günlerce yalvarıyor gösterdiler ve sonuçta tabii çok başarılı oldular. Kadir abi çalışıyor sloganıyla gelen değerli bir büyüğümüz. Şimdiki genel başkanımızın buradaki oyundan daha az oy aldı. Böylece her şey hallolmuş oldu. Bu işler buna bağlı hocam. Bunları unutmayın. Bir eleştiri yapacaksak böyle yapalım. 94 sonuçlarında millet sosyal demokrat, demokratik sol, işte bilmem Kemalist diye birbirlerine vurdular. 3 ayrı parti çıktı. Biz %60 oyla %21'e esir olduk. Ya. Bunun hesabını kim verecek? Ya ben de işte doğduşa gelip sizin gibi burada oturup bunları anlatmak yerine. Vallahi çok güzel ki, oldu. Tekrar nasıl döneceğiz? Nasıl bir... Hayır şöyle dönebiliriz bir bakın. Evet. Yani 5 ay var. Ne yapacağız? Adaylar ne belli değil ama partiler... Program anda, ne? Yani partiler evet neler yapmayı düşündüklerini açıklayabilirler. Büyükşehir politikaları nedir? Yani mesela ben şeyi merak ediyorum. Son dakikada gene o ilçe ayrılıp bölünüp başka bir belediye haline gelecek mi gelmeyecek mi? Buna karşılık nasıl bir tepki gösterecek? Biz aslında ne yapıyorlar? Önce sordum da Sayın Başkan'a yarım kaldı. Bu deprem toplanma merkezleri vardı. 477 tane. Yani bunları bir konuşalım. Ne oldu bunlar? Hepsi AVM oldu. Hepsi AVM oldu. Bu konuda çalışma yapan, tez yapan arkadaşlar var. Bunu bence bir seri, önce sizden başlayalım. Bir dizi halinde, sırf böyle şu şunu dedi falan değil, tarih geçmişi de bırakalım. Deprem ve toplanma alanları dair depremle ilgili ne yapıldı? Ve ne yapılabilir? Sonuçta sadece eleştiri değil. Önce şunlar yapıldı. İkinci bölümünde şu yapılabilir, yapılmalı, somut, halk ümit verecek. Diyelim ki işte bu su toplama, sadece su için. Sadece trafik için. Sadece bilmem... Şunu söylüyorum, pekala böyle tartışmalar açılabilir. Arda arda hocam. Yani haftada bir ve ilgili uzmanlarını ile karar vericileri yan yana getirerek. Karar vericisiz de olmaz, ilgili uzmansız da olmaz. Şimdi bana diyelim ki şeyle ilgili bu İstanbul Kanal'la ilgili soru sorsanız ben oturur 15 gün çalışmam lazım. Çalışması lazım insanların. Kesinlikle. Kapsallanmaz. Ama politikacı da bilim insanı da bunu hazırlayacak. Gelecek burada çatır çatır konuşacak.
belgeleriyle gelecekler, kitapları, defterleriyle gelecekler. Haklısınız ama Kanal İstanbul'la ilgili defalarca pek çok profesör bu konuda yazdı, konuşulsun. Evet, yani çünkü çok tartışılan bir işte konu halk, olduğu için. Halka bunu anlatacak somut. Şimdi hocam çok acıklı ama halk orada şeye bakıyor. Kanal İstanbul'un geçeceği yerlerin yanındaki arsa fiyatları ne oldu? Ben ucuza bir arsa kapatırsam 2 yıl sonra oradan ne rant elde ederim? Maalesef herkes de kendi küçük çıkarının peşinde. Yani bu biz Marmara Denizi'ni ne yapar? Karadeniz'i nasıl kirletir? Bunu ya da Karadeniz Marmara'yı nasıl kirletir? Bunu düşünen yok. Halkın iktisadi eğilimlerini, küçük hesaplarını da dikkate alan bir çalışma yapmak zorundasınız. Demin söylediğim şey oydu. Hayat tarzı diye bakılırsa yani ideolojiden çok hani bu belediye benim hayat tarzımı ne şekilde etkiler? Ben mesela trafik probleminden karşıda oturuyordum. Evimi sattım. Büromun yanında 400 metre mesafede bir ev kiraya çıkmak zorunda kaldım. Çünkü 2,5 saat sürüyordu karşıdaki evime gitmek. Demek ki bu şehrin çok ciddi bir trafik sorunu var. Yani bir gün 42 saat 40 dakikada eve vardık. Dedim ki ben karşıya taşınıyorum artık burada yaşayamam, iş yerim karşıda, böyle bir şey olmaz diye düşündüm. Yani hayat tarzımızda nasıl bir şey oldu? Daha çok cami yapıldı. İstanbul yani, camiden geçilmiyor. Küçücük bir Gayrettepe şeyinde 4 tane bir kilometre karelik yarı çapı olan bir alanda 4 tane cami var. Buna ihtiyaç var mıydı? Yani yuva yok. Sürdürülebilir kentleşme mesela ve ulaşım. İşte bu çözülmez bir sorun. Berbat ettiler. Hiç öyle değil. Ankara kilitlenmişti. Evet. O bizim göbekler, ızgara sisteminin yani Janssen'in yeniden yanlandırılması, burada da bir iki denemeyi sonra artık denedik. Mükemmel bir 20 yıl süreyle Ankara kenti yeniden işledi. Bu adam iyice bunu iyi edinceye kadar mükemmel işleyen, yani Ankara sistemi Mustafa Kemal ve onun plancıları sayesinde işliyordu. Sonra 50'li yılların politikasıyla gene kilitlendi. Biz 70'li yıllarda aldığımızda hiçbir şey yürümüyordu. Küçücük ince yollarda biz bunun boğazlarını açtık belli bilimsel yöntemlerle ve 15-20 yıl rahatlattık. Daha ötesi olmaz. Kalsa sonuna kadar düzenlenebilirdi. İstanbul'da da her yerde, New York'ta trafik Manhattan'da tıkanmaz. Ama buna karşı işte bilmem Chicago'da veya Los Angeles'te tıkanır. Chicago'da evet tıkanır. Bunu arasındaki farkından ders alıp İstanbul'da bu ne anlama gelir? Bunu anlayabilecek kabiliyette, yani hem bilimi hem siyaseti bilen bir kadronun bunları tartışması lazım. Yakında kimse araba kullanamayacak hocam, benzin fiyatları o kadar arttı. İyi olacak. Yakıt fiyatları herkes arabasının evinde ne fark edecek? 10-15 sene sonra benzinli araç 4 sene sonra zaten benzinli araç ithalatını 5 ülke durduruyor. Şu anda ama belli yerlerde benzinle park edemezsiniz. 100 dolara park ediyorsunuz. Elektrikli, fotovoltaikli araçlar benim adada kullandığım tepeden ışığını alıyor. Küçücük araç. Hiç fişe sokmuyorum. Hem de dolaşıyorum. Bu Bursa Eskişehir Belediyesi'nde kampüsle belediye arasında tepesinden fotovoltaik alan ve enerji alan, yani enterkonekte şebekeden enerji almayan araçlar çalışıyor. Sadece Sidney Körfezi'nde değil. Sidney Körfezi'nde orayı kirletmesin diye fotovoltaikli bizim motorlar gibi, Üsküdar motorları gibi motorlar doluşuyor. Şu anda dünyada bir takım uçaklar motorsuz dünyayı dolaştı. Bir uçak bindi bütün dünyayı dolaştı sadece fotovoltaikleriyle. Bunun bizim mimarimize, bizim planlamamıza, bizim belediyemize ne katkısı olacak? Ulaşımımıza ne katkısı? Bunları düşünmek, bunları planlamak. Araç. Hocam hangi mantıkla geçeceğiz? Burada bizim belediyelerimiz diyor ki yer bizim, göke Allah'ın diyor. Çıktıkça çıkıyor. Siz başka şeyler konuşuyordunuz. Hakikaten. İnsanları nefes alınamaz. Bunlar nasıl çözülür? İnsanları nasıl ikna edeceksiniz? İstanbul'u nasıl kurtaracağız? Nefes alınamaz. Bir duruma gelmiş. İnsanları en anlamaz zannettiğiniz insan, gerekirse işte toprak işleyeni, su kullananı hakça, insanca bir düzen dediğin en soyut laf. Ne demek insanca, hakça bir düzen?
İnsanlar bunu anladılar ve bizim peşimizde %42 oy verdiler. %25'ten %7 sene içinde %40. Sanıyoruz ki işte bilmem bütün binaların kendi enerjisini kendisinin üretmesi böyle zor bir laftır. Trafiğin işte yeni düzende çözülmesi çok mümkündür. Bir şeyi gözden kaçırıyorsunuz hocam. Özür dilerim. Aslında niçin oy veriyor diyoruz ya bu arka sokak. O insanların hepsi yokluk ve yoksulluk içinde. Hepsinin borcu var. Belki de hepsi bir yerlere artık bundan. Hocam yani, 70'lerden fazla mı yoksulluk? Bakın, bize şeyde daha çok ihtiyaçlı yoksulluk. Süleyman'ın adamları ihtiyaçlı. Şey verirdi, papuç verirdi, tekini verirdi. Evet, evet. Biz de depolardan çaldırtıp öbür tekilerini verdirdik. Düdüklü tencere verirlerdi, kapağını vermezlerdi. Kapak ürettirdik biz ya. Evet. Düdüklü tencere kapağı ürettik. Yani şeyde %70'ti Altındağ'da bizim aldığımız o %20'nin altındaydı 75'te. 77'de biz Altındağ'da %75 oy aldık. İnsanlar anlar. Yeter ki siz kendinize güvenin ve fikriniz sağlam olsun. Bizde böyle bir sorun var. İnsanlar kendi yaptıklarına, kendi söylediklerine inanmıyorlar. Bunu söylüyorlar parti ama akıllarında başka bir şey var. Yani kitle aptal mı? Bunu hissetmiyor mu? Gözünden, davranışından, bakışından o adamların ne hissettiğini anlamıyor mu? Anlıyor. Ona göre samimi olacak, iyi niyet ve bilgili olacak, eğitilmiş olacak. Yeniden yerel yönetim okulu, yani bu İstanbul Yerel Yönetimler Merkezi'nin yeniden çalışması lazım. Diğer okulların çalışması lazım. Buna dayalı insanlar burada araştırma, geliştirme işlemleri yapması lazım. Akademiye ortamla veya bilim insanlarıyla veya temeldeki eski insanlarla diyelim, beğenmeyelim. Ayfer'in ne oldu? Şimdi biz mesela Kartal'da semt meydanları yapıyoruz, kent meydanları yapıyoruz. Muhteşem bir şey. Ayfer'in başlattığı beraber bu diyelim ki semt konakları ne oldu? Bunun analizi ne oldu? CHP bunu ne yaptı? İşte yavaş kent, Seferihisar veya 4 CHP ilçesi bunu deniyor. Hem Kartal'ı 4 sefer dediler. Arkadaşlar bunu bir şey var mı? Tartışma şeyli bir süresi vardır herhalde değil mi? Evet. Bize bir sıra geldi galiba. Benimki bitti. Tamam. Peki. Hocam gidecek de onun için adaya gideceği için sözlerini söylemesi için onun için şey yaptık. Peki kısa bir devam ara edelim yani. Bir hocam, program dahilinde çağırırsanız konuşuruz. Ara verelim. Sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. En hakiki mürşit Türkiye yeni bir seçime gidiyor. 31 Mart 2019'da yapılması planlanan seçimlere yönelik AK Parti, CHP, MHP, HDP, Saadet ve İYİ Parti'nin hedefleri neler? Belediye başkan adayları bu sürece nasıl hazırlanıyor? Vatandaşın sorunlarına çözümleri nasıl olacak? Altyapı çalışmaları, çevre ve sosyal yaşam projeleri, belediyecilik anlayışına katacakları yeni atılımlar. Gelin, sizin de vatandaşla buluşma adresiniz CemTV olsun. İrtibat numaralarımız 0212 625 18 18 0555 222 94 89. Tekrar iyi akşamlar. Hocamızı uğurlamak için biraz uzun bir ara verdik. Bizimle kaldığınız için teşekkür ediyoruz. Bu arada yine de sizden mesaj almayı bekliyoruz. Çünkü biz programımızı henüz tam bitirmedik. Yerel seçimler öncesi bu konuda daha çok program yapacağız. Ve tansiyon da giderek yükselecek tahmin ettiğiniz gibi. Konular derin, sorunlar derin ve çözümleri de işte böyle tartışa tartışa, konuşa konuşa halledeceğiz. Size az söz verdiğimden ötürü beni çok eleştirdiniz, haklı olabilirsiniz. Bilim insanlarına saygı gösterdik. Bir de biz gerçekten sizi burada sadece CHP eski il başkanı olarak değil,
bu ilde yaşayan, bu ilin sorunlarını çok iyi bilen, bu ilde çalışmış bir kişi olarak her açıdan bakış açılarınızı dile getirin diye konuk ediyoruz ve geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Hangi açıdan değerlendirmesini beklersiniz yeni yönetimlerin? Bu şehirde kurtarılacak ne kaldı? Neyi kurtarabiliriz? Seçmenin gerçek beklentileri nelerdir? Siz bir seçmen olarak ne istersiniz? Şimdi tabii konu biraz başka biraz boyutlara dağıldı. Aslında başka boyutlara bilimsel olarak bakmak istedik meseleye ama siyaset heyecanlı bir konu tabii. Bana sorulan soruya cevap verdim ben sadece. Peki. Yani yerel yönetimler tartışma şey olmadı. Hayır, ben dedim ki %52 yakalarken bir sürü komisyonlarla sivil toplum kuruluşları bir takım çalışmalar yaptın. Sayın Başkan da bu başarının nasıl? Geldi. Hatta Sayın Başkan'ın o zaman bir açıklaması vardı. Yani bu sona göre İstanbul'u alıyoruz ve 29 ilçeyi de bu aşamada almış oluyoruz. Hı-hı. Ben de sormak istediğim aslında şuydu. Yani bu aşamadan 24 Haziran'dan geldiğimizde yani hangi durumdan nereye geldik? Yani bunun analizini yapmasını istemiştim. Şimdi 24 Haziran, ama 24 Haziran'da bence bir siyaset bilimci olarak söyleyeyim. Seçmenin bakış açısı farklıydı. 24 Haziran'da bir rejim değişikliği tehlikesi vardı ve biz rejim değişsin mi değişmesin mi konuşuyorduk. Şimdi şehirlerimizin yönetimi, mahallelerimizin, ilçelerimizin yönetimi söz konusu ve seçmenin buna karşı farklı bir tavrı olacaktır. Ve 24 Haziran tepkileri de bunun içinde olacaktır. Şimdi bir sefer bu seçim sadece bir yerel seçim değil. Bu sadece belediyeler işte park yapsın, sosyal projeler geliştirsin, biz daha iyi semtimizde mutlu olalım seçimi sadece değil. Kadınlar birazcık da öyle bakıyorlar ama. Olabilir. Bu seçim 24 Haziran AKP'nin Türkiye genelinde aldığı %42 oyun %32'lere, %28'lere düşürülmesi seçimidir. Kamuoyunda şu anda tartışılan bu. Bu %30'lara, %32'lere düştüğü an büyük çoğunluğu arkasında olmayan bir iktidarla karşı karşıya kalmış olacak. Onun için bu seçim bir anlamda referandumdur. Bir tür referandum. Sadece yerel seçim değildir bu seçim. Bu seçimde hem iktidar bu süre içerisinde, çünkü 24 Haziran'da huzur için o istediler. Ekonominin güçlenmesi için o istediler. İşsizlik sorunu için o istediler. Dış politikada başarı için o istediler ve istikrar için o istediler. Böyle tersi oldu. Ekonomi çöktü. 27 bin şirket iflas etti. Binlerce insan işsiz kaldı. Doların ne olacağı, euronun ne olacağı belli olmadığı bir süreç yaşandı. Bir papaz süreci yaşandı. İlkin meydan okundu, sonra özel mahkemeler kurulup serbest bırakıldı. Hukukun artık ortadan kaldırıldığı, tek bir kişinin yönettiği ve nasıl yönetileceğinin artık bir tartışma konusu olduğu bir süreç yaşıyoruz. Vatandaş gördü bu süreci. Bir tek kişinin yönettiği yönetim anlayışıyla ülkenin ekonomik problemi çözülemeyeceğini, ülkenin dış politikada daha başarılı olamayacağını, yalnızlaştığı bir süreç yaşamış olduk. Onun için bu seçim sadece bir yerel seçim değildir. Bu seçim aynı zamanda iktidarın tek kişilik yönetimin referandum seçimidir aynı zamanda. Değilse bile oraya sürüklemenin mücadelesini vereceğiz biz. Evet, belki onu vurgulamak gerekiyor. Şimdi inşallah. Yerel yönetimlere dönünce biraz önce belirttim. Dünyanın her yerinde sosyal demokrat belediyeler merkezi iktidarlardan hep farklılar ve başarılılar. Türkiye'de de öyleydi. Sosyal demokrat belediyecilik hep öncü olmuştur. Hep belirleyici olmuştur. Hep yenilikçi olmuştur. Tansaçlarda tutun kooperatifleşmeden başlayarak Anadolu'nun birçok yerinde tarım kooperatiflerinden kentleşmeye kadar, kent kooperatiflerine kadar öncülüğünü yapan bir sosyal demokrat geleneğin içerisinde geliyoruz. Son yıllarda
daha çok sosyal politikalar yerine, toplumsal politikalar yerine daha bireysel belediyeciliğin öne çıktığı bir süreç yaşıyoruz. Bu bizim kendi yönetim anlayışımızda kaynakların eksikler olduğu bir gerçek. Yani onu görebiliyoruz. Onu parti içerisinde ben de eleştiriyorum. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen karşılaştırdığınız zaman AKP'li belediyelerle Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri karşılaştırdığınız zaman arada müthiş bir farkı görebiliyorsunuz. Şimdi bir sefer ideolojisi olmayan, inancı olmayan, halkla bütünleşmeyen belediye bir dönem yapar. İkinci dönem yapma şansı yok. Bazı bölgelerde biraz önce gazeteci arkadaşımızın belirttiği gibi bazı bölgelerde eğer %60-70 oylar alınıyorsa bu oranın sosyal demokrat olmasından kaynaklanan bir oy değildir. O çözümsüzlükte AK Parti'ye oy vermek istemediğinde alternatif olarak sana oy vermesinden kaynaklanıyor. Senin esas oy alanların, oy depoların İstanbul'un arka yakası. Evet. Yoksullardır, sahipsizlerdir, gecekondu mağdurlarıdır, Kürtlerdir, Alevilerdir, Romanlardır, yalnızlardır, mağdurlardır, göçmenlerdir, işsizlerdir. Bu buralarla ilgili bir doku, bir iletişim sorunu yaşadığımız bir gerçek. Bunu ben biraz önce kendi il başkanlığı döneminde bu bağları kurduğumu belirtmek istedim. O bağlar biz kurduk o dönem. Oralarda olumlu sonuçlar da aldık. Mesela Bağcılar'da gençler üzerine bir çalışma yaptı. 100 kişilik bir gönüllü ekiple Bağcılar ilçenin partinin de dışında özel bir çalışma yaptı. Gençlerin %85'i Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor Bağcılar'da. Peki niye? Sorduk bu gençler ne yapar? %70'i işsiz. Kahvede. Bunların hiçbir tanesi pasaport, vize alıp yurt dışına gidememiş. Peki hiçbirinin iyi bir sevgilisi olmamış. Hiçbirinin iyi bir işi olmamış. Hiçbirinin aile içerisinde ciddi bir huzuru ve mutluluğu olmamış. Gelecek açısından son derece umutsuz, karamsar. Ama diyor ki ben şeye oy vereceğim, reis oy vereceğim. Şimdi bu bir sorun. Bu sorunu masaya yatırdık, arkadaşlarımızla tartıştık. 100 gönüllüyle beraber o gençlerin olduğu alanlarda çalıştık. Tam 6 ay. Niçin mesela Sayın Cumhurbaşkanı meydan okuyunca Avrupa'ya ey Hollanda işte dediği zaman oradaki genç diyor ki bak işte Hollanda vizesini alıp gidememiş. Kendisi adına meydan okuyor. Orada keyif alıyor. İşte ben buyum diyor gidip oy veriyor. Şimdi biz o bağı kurduk. Ya da birisi, biz o sloganları yazdık şeyde onların kaldığı yerlerde. Onların kaldığı yerde bildiriler, bültenler hazırladık. Onlar gibi düşündüğümüzü, bizim de sizin gibi düşündüğümüzü, yoksulların, işsizlerin, sahipsizlerin temsilcisi olduğumuzu bağ kurduk. Sonuç, çok uzun bir çalışma bu. Sonuç, referandumda %42 o gençlerde hayır oyu aldık. Üsküdar'da da galiba başarılı olmadı. Sadece Bağcılar çok özel bir çalışma bu. Sadece Bağcılar'da. Mesela aynı şey Esenyurt'ta. Esenyurt'ta %53 hayır oy çıktı. En çok işsizin olduğu yer, en çok yabancının olduğu yer, en çok beton yığını yapıldığı yer. Esenyurt'un özelliği neydi? Adı üzerinde Esenyurt, rüzgarı bol olan İstanbul'un 7 okşayan damarından birisi. Çünkü beton yığınına dönüştü. 7 emsalli binalar oluştu. Kimse kimseyi tanımıyor. 1 milyon üzerinde bir şey var, nüfusu var. 1989'da 40 bin olan seçmeni. Şimdi 1 milyona yakın seçmeni olan bir kent. Bir de galiba çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Bir de yabancıların çok olduğu yer. Suriyelilerin olduğu, Afganların olduğu, kimin ne olduğunu ben 75 bin uyuşturucu kullanan adamın sadece Esenyurt'ta olduğunu. Sadece orada mı? Küçükçekmece'de aynı şekilde. Şimdi bu AK Partili belediyeler hepsi olumsuz iş mi yaptı? Elbette değil. Doğru olan işe doğru demek gerekiyor. Doğru dediğiniz zaman halkta inandırıcı olursunuz. Birçok belediye halkla iletişim kurmaktan bizden daha iyi işler yaptığı bir gerçek. Bunu görebiliyoruz. Yoksa bu başarı sürekli bu başarının devam ediyorsa bunun nedenleri vardır. Sosyolojik nedenler vardır. Bütün bunların hepsini biz tartıştık. Bunun temel nedeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış görünümünün biraz önce arkadaşımızın belirttiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o seçkinci, o farklı görünen,
kamuoyundaki imajının böyle olduğu imajı yaratılan da çıkması gerekiyor. Biz İstanbul'da bir dönem bunu çıkardık. Bu dönem çaba harcıyor. Yeni il başkanımız da bu konuda ciddi bir çaba içerisinde bir mücadelesini veriyor. Kolay değil İstanbul'da bu işte 20 milyona yaklaşan bir kentin idare etmek gerçekten çok zor ve güç. İşte mesela AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındı. İstanbullular oy verdi. Niye alındığını bilmiyorum. İstanbullar oy verdi. Bir gece görevden alındı. Yani niçin alındı? Yolsuzluk mu? Usulsüzlük mu? FETÖ mu? Yani niçin alındı? İstanbul halkına bunun sorumluluğunu oy veren insanlara bunun hesabını vermek zorunda. Mesela bir tek gün bu sorgulanmıyor. Bizim bütün çabalarımıza rağmen. Şu müthiş bir medya şeyi var. Yukarıdan aşağıya. Müthiş bir medya. Yok. Aynı isimler, aynı televizyonlarda. Herkes aynı konuyu tartışıyor. İşte bu akşam işte dış politika tartışılacaksa neresi tartışılacak? İşte Suudi Arabistan'ı tartışıyor. O akşam 8-10 televizyonda herkes Suudi Arabistan'ı tartışıyor. Gündem aynı günde. Sorular aynı yerde. Tartışmalar aynı yerde. Buna algı yönetimi şimdi, deniyor. Bütün bunlar, bir andımız çıktı. Günlerce andımız konuşuluyor. Mesela bunun hemen arkasında bir başka gece sadece Cumhuriyet Halk Partisi eleştiriliyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidar değil. Geldiğiniz gün, iktidar olduğunuz gün, ekonominin Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin tamamını göz önüne aldığınız zaman, kuruluşu, işte Kıbrıs'ı, savaşları, koalisyonlar dahil, AK Parti iktidar olduğu güne kadar kalkınma oranı %5.1. Tabii. Bunlar çok övündü ekonomiyle ilgili. Cumhuriyet tarihinde seferberlikte, yoklukta, yoksullukta, bütün bunlar savaşlarda dahil hiçbir dönem Türkiye bu kadar yoksulun, bu kadar fıkaralığın, bu kadar kötü yönetildiği bir süreçle karşılaşmamıştır. Bu kadar eksizin olduğu hiçbir dönem karşılaşılmamıştır. Şimdi en azından o dönem birçok nüfus alanı köy, tarımla uğraşan, şimdi tarımı çökertilmiş, ihracatı ya her alanda kurumlar çökmüş. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mesela milli eğitimi 9 sefer bu iktidar, kendi iktidarlar döneminde 9 sefer müfredatını değiştirdiler. Baştan. 9 sefer müfredat değiştirdiler. Her seferinde mi eğitim bakanını değiştirdiler? Şimdi en son bu yeni bir müfredat süreci başlattılar. Ve hep de eleştiren o. Şimdi senin eleştirin gözükmüyor. Demek ki sorun sende. Yani biz kendimizde bunu arayacağız. Yani niçin iktidar olamıyor? Sadece bu son 10 yılın süreci değil bu. Biraz önce Semih Hoca kendi dönemini anlattı. Hiç öyle değil. Çok partili sürece geçtiği günden beri 1950'lerden bu yana kimle seçime gitmiş hepsini kaybetmiş. Bir tek işte Kıbrıs çıkarmasından Ecevit'in o bir halkçı girişiminin 42-43'lere ulaşan bir oy potansiyeli var. Oy oranı %30'dan üzerinde 2 sefer çıkmış. Evet. Şimdi sadece bu döneme ait değildir. Evet. Şimdi bunun nedeni nedir? Bunun nedeni bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ait olduğu alanın tarifini doğru yapıp eksik olanlarını samimi bir şekilde öz eleştiri yapıp eksik olan alanlara dokunmaktır. Bir. Şimdi mesela son dönemlerde yürüttüğümüz politikalarda da bunu sıkıntısını yaşıyoruz. Şimdi muhafazakarla muhafazakar, sağcıyla sağcı. Bu böyle bir siyaset anlayışıyla iktidar olma şansı yok. Şimdi mesela şeye bakıyoruz. İki birbirine pusu kuran, birbirine darbe yapan, mesela hep solu CHP'yi darbecilikle suçlayanlar birbirine darbe yaptılar. Birisi askeri darbe yaptı. Şimdi iki darbeci anlayışı artık sağ siyasetin ne kadar darbelerle iç içe olduğunu beslendiğinin örneklerinde bir tanesini yaşıyoruz bunların süresinde. Bunu anlatamıyoruz. Anlatabilmemiz lazım kitlelere. Ve bunun nedeni de biraz önce gene Semih Hoca'nın bahsetti. Mahallede örgütlenme kısmını söylediğinde biz mahallede örgütlüyüz. Mahallede örgütlü olan tek parti biz. 958 mahallede İstanbul'da mahalle komitelerimiz var kurulmuş ve biz örgütlüyüz. Sahibiz.
Etkiliyiz. Ama acaba İstanbul'dan mı bahsediyorsunuz? Yani Türkiye genelinde yani mi? Yani genelde bahsediyorum ama özellikle de İstanbul. Yani burayı yönettik. Burada en başkanlığı yaptık. Tabii. Tartışma ama sonra İstanbul benim açımda her zaman öne çıkan bir anlayıştır İstanbul'la ilgili. İstanbul'u yönetmek elbette kolay değil. Bunlar yönetemediler. Şimdi sen nasıl yöneteceğini izah etmen lazım kamuoyuna, halka. Projeler, biraz önce yine arkadaşımız izah etti projelerle ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi her dönemkinden fazla hem yerel yönetim, hem sağlık politikaları, hem ekonomi politikaları, hem milli eğitim politikaları, en çok politikayı üreten, yazan partidir. Yeterince kendi kadroları bile bildiğilik arasında değil. İşte demek ki bir anlatma bir, sorunu var. Tabii bu sorunun aşılması gerekiyor. Bu sorunu nasıl aşarsın? Büyük kitlelerle bağ kurarak aşarsın. İşte biz bunu İstanbul'da yaptık geçen dönem. Bunu nereye kuracaksın? Sana ait olmayan alanlarla bağ kurarsan bunu sonucunu alabilirsin. Ama kendi ideolojik söylemlerine sahip çıkarak bunu yapabilirsin. Ne yazık ki Türkiye başka bir boyuta doğru gitti. Türkiye artık demokrasinin tartışılamayacağı, özgürce düşüncelerinin izah edilemeyeceği, artık Türkiye'de insanca yaşayabilme şansının diğer dönemlerden daha zor bir süreç olduğunu, bu seçimlerin 1980'lerden önce hatta darbe dönemindeki seçimlerden daha zor bir seçim olduğunu. Çünkü bir tarafta karşında devlet imkanları, valiler, kaymakamlar, emniyet, bir tarafta devlet partisi, öbür tarafta çaba harcayan, medya, mücadele, medya, her şey, para, pul, bu imkanlarla boğuşuyorsunuz. Sonra en ufak bir hata, büyük bir hata gibi kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu hatayı bile savunacak, bunun özelleştirilmesini verecek fırsatı bile yakalayabilme şansının olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Hukuk yok. Hiç kimsenin güvencesinin olmadığı. Ya kendisi gibi düşüneceksin, kendisi gibi düşünmeyenin ekonomik olarak iş yapabilme şansı yok. İş adamı olabilme şansı yok. İşe girme şansı yok. Şimdi bakınız bizim bu olduğumuz bu kurum, Cem TV'de seyircilerin büyük bir kısmı, binlerce Alevi yurttaşımızın olduğu bir alandır. Şimdi söyleyebilir misiniz? 81 ilin bir tane Alevi valisi var mı? 81 ilin kaymakamlarının içerisinde bir tane Alevi kaymakam tesadüf varsa bilemem. Bir tane müsteşarı var mı? Bir tane bakan var mı? Bu kadar büyük bir toplumun dışlandığı, itildiği, işe bile giremedi, çöpçü bile olamadı. Hatta dönem dönem CHP'li belediyelerde bile öteki görüldü. Kişiliği, kimliğini tartışıldı. İşte, şimdi bu iktidar... Bütün bunların oy getirmesi gerekmez mi? Bunu insanlar işte Türkiye, yaşıyor. Türkiye burayı öyle bir... Bu iktidar öyle bir ayrıştırdı ki ülkeyi. Din eksenine, mezhep eksenine, bölge eksenine, yöre eksenine ayırarak, gerdirerek yönetti. Ve o gerdirerek yönetmeye ne yazık ki biz doğru karşılığını veremedik. Doğru söylemlerine çıkışı yapmamıza rağmen büyük kitlelere kabul ettiremedik. İlk ki kendi özelleştirimizi vereceğiz. Ve büyük kitlere yeniden bağ kurmanın mücadelesi vereceğiz. Kaybetmek, kaybedebilirsin. Kaybettiğinde tekrar ayağa kalkıp umudunu yitirmeden mücadele edebilmeyi bilmek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'te yaşıt bir partidir. Yüzlerce parti geldi gitti, şimdi onlardan 3 tane kalmış. Cumhuriyet Halk Partisi hala burada. Ve bu kadar süre içinde 50 yıldır iktidar olmayı, bu bir test konusu aslında, 50 yıldır iktidar olmayı, ama 50 yıldır hala heyecanını koruyan, hala Türkiye'de %30'a yakın bir kitleyle bütünleşen, bütün bu kadar eksikliğe, olumsuzluğa rağmen dünyada başka bir parti yok. 3 partiden birisiyiz. Şimdi ben başkana da dinlerken hep sayıyorum mesela. Şimdi bu işsizler var. Tarımda canı yananlar var. Efendim Aleviler var. Şiddete uğrayan Kobiler. Kadınlar Kürtler, var. Uyanlar Kürtler var. Kobiler. Şimdi Kürtler var. Şimdi Kürtler var. Kürtler, işi batmış sanayiciler. Ötekileşti Kürtler. Şu anda Kürtler göçebe gibi yaşıyor bu ülkede. Evet. Şimdi o zaman bir ülkesinde. Oy patlaması olması gerekmez işte mi? İşte tam da o zaman. Şimdi tam da oy patlaması olacağı zaman, ama doğru kurgulayarak, samimice özelleştiri vererek, samimice dokunarak, kendi eksikliğini samimice söyleyip onlarla bütünleştiğin zaman iktidar olmak elde değil. 1989 yaşanacak gibi gözüküyor. Bu 1989 yaşanacak gibi kamuoyunda ben bu imajı görüyorum. Ama bu sen doğru iş yaptığından dolayı değil. AKP yanlış yaptığından dolayı orada kaçan var. Tepki yani sen çok doğru iş yaptın, doğru iş yapmış olsan zaten %50'leri falan bulacaksın. Yakalayacaksın mesela referandumda biraz önce sizin tespitlerine katılmamla beraber
Ama dokunmadan o da olmaz. Dokunduk. Gittik bütün ötekilere dokunduk. Müthiş bir kampanya yürüttük. Vereyim size. Esenler'de bizim oy oranımız %12. Esenler'de. Muhafazakar ağırlıklı bölge. Ve birinci sırada da Malatyalılar var. Benim hemşerilerim var. 200 tane Malatya'nın önde gelen baro başkanından başlayarak eski rektör Mesut Parlak hocam dahil olmak üzere eski belediye başkanı Naci Ekşi'den eski il başkanı Yükselçek 200 tane mektup yazdım. Mustafa Kemal Cumhuriyet'in zorda olduğu, sıkıntıda olduğu parlamenter sistemin değişeceği bir dönemde size ihtiyaç vardır. O bölgedeki hemşerilerinizle bütünleşmenizi Cumhuriyet Halk Partisi adına rica ederim. Herkes gitti çalıştı ve biz orada %35 referandumda hayır oyu çıkardık. Sadece bir bölgede. Dokununca oluyor. Bağcılar da. Gidince oluyor. Bak kurunca oluyor. Biraz önce mesela yer sofrasına oturmuyor. İmajı kamuoyunda var. Halbuki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda yönetenlerine bakıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımız, Anadolu'nun bir köyünde gelmiş yoksul bir aile, 6 kardeşten okuyan tek birisi. Okuma yazma. Şimdi Cuman yoksul. Zaten Cumhuriyet'in güzelliği o değil mi? Tabii. Yani şimdi oradan gelmiş. Bir kast sistemi yok. Şimdi, en alttan en yukarıya çıkabiliyorsunuz. Şimdi bakıyorsunuz o parti sözcüsünden yönetimine kadar işte Bülent Tezcan'ından başlayıp bütün o üst yönetimin neyse tamamı yokluk yoksulluk içinde gelmiş partinin yönetimine gelmiş. Ya kim bu seçkinci diyorum ama kamuoyunda bu imaj var. Bu imajı atmamız gerekiyor. Bu imajı ötekilerle bütünleşerek iki yakayı bir araya getirerek şimdi dünyanın her yerinde sosyal demokratların görevidir. Renginde, dilinde, dininde, inancından dolayı ötekileşenlerin yanında yer almaktır. Bunun yanında ötekisiz ve lakinsiz yer alması gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Peki. Şimdi de biraz Necla Hanım'a haksızlık oldu. Son 15 dakikamız var. Biraz da sizi dinleyelim. Ben çok fazla bir şey söylemiyorum. Bu sefer başkanın bu konuşmalarına katılmamak mümkün değil. Doğru söylüyor. Aslında yerel seçimlerin bir özelliği var. Yani adından kaynaklanan bir özelliği var. Hakikaten vatandaşla yüz yüze gelmeyi çok gerektiriyor. Hani genel seçimlerde şeyden götürebildiğiniz kitle iletişim araçlarını kullanarak ister işte afişlerle hani gidemediğiniz yerlere bile afişiniz gidiyor sizin yerinize. Halbuki burada kapı kapı dolaşıp anlatmak lazım. Yani bunu anlattığınız zaman o bütünleşme sağlanıyor. Ben aynı fikirdeyim zaten. Şu anda bu şeyin yani iletişim teknolojilerinin geldiği bu noktada yani internet üzerinde bir sürü bilgi kirliliği var. Medya zaten yok varsayıyoruz. İster televizyon ne olursa olsun. Yani ben AK Parti'nin kendi kitlesini de televizyonda oturup da o dış politika konusunda konuşanları, CHP'yi eleştirenleri falan izlediği kanaatinde değilim. Kimse izlemiyor. Kimse izlemiyor. Kadın programlarını, yemek programlarını, yarışma programlarını izliyor insanlar. Yani oralarda da siyaset yok. Onlar zaten özellikle de izlemek istemiyorlar ki fikirlerinde bir değişiklik olursa diye bundan korkuyorlar. Çünkü onlara siz evde oturun ve hiçbir şeye karışmayın, hiçbir şeyi düşünmeyin deniyor. Öyle denen insanlara. Ama buna karşılık yani hakikaten bence mesela kadınları muhtar olmaya teşvik etmek. Yani mahalle örgütlenmesinde bence kadınların çok önemli rolü olabilir. Birçoğu hani mesela emekli kadınlar, okumuş, yazmış, iyi derdini anlatabilen kadınlar öyle çağrılar yapsa AK Parti'ye karşı çıkacak olanlar hani ister İYİ Parti yapsın. AK Parti kadınları bir dönem çok iyi kullandı. Evet. Şimdi kurulduğu yıllarda evet. Bütün o kadınları çok iyi örgütledi. Kadınlara bir kimlik verdi. Ve sonra kadınlar hareket içinde fazla siyasallaşıp fazla sesleri çıkınca da ondan sonra budadı tabii. Evet. Şimdi hani mesela muhtarlık seçimleri bence çok önem arz ediyor bu yerel yönetim seçimleri içinde. Kadınları muhtar olmaya çağırsınlar. Ben böyle bir kampanyanın içinde gönüllü çalışmaya hazırım mesela. Yani iletişimim hani bilgimi, tecrübemi aktarmaya. Kadınlar gitsin. Muhtarların da aile hani gördüğüm muhtarlarda daha önce etilerde oturuyordum. Muhtarların pek bir fonksiyonu kalmadı yalnız yani. En azından Beştepe'ye gittikleri zaman orada bir erkek ordusu olmaz. O zaman kalkıp ben kadınların soru sorabilecek cesarete sahip olacağını düşünüyorum. Gider kadın sorar. Oradakilere otur sen orada deyince oturuyorlar onlar. Cübbe giyip eğleniyorlar. İşte yurt dışına gidiyorlar. Yani muhtarların bence
AK Parti'nin yumuşak karnı karşısında ciddi bir kadın hareketi görmek. Belediye meclislerine üye aday göstereceklerin içinde kota kullanılıyorsa bu sefer kadınlar lehine kullanılsın. Bütün belediye başkanları erkek olsun ama belediye meclislerinde kadın olsun. İnanın o belediyelerle ilgili daha az kuşku, daha fazla güven duygusu yaratılır. Yani böyle şeyler yapılmalı bence. Yani kapı kapı kadınlar dolaşır, erkekler dolaşmayabilir kapı kapı. Siz hani il başkanı olduğunuz için bir sürü gençleri falan çalıştırmışsınız ama yani ben kadınların çok şey yapacağını düşünüyorum. Mesela benim oturduğum mahalle daha çok Yahudilerin oturduğu bir mahalle. Ve karşımızda bir tane hoparlör var ve o hoparlörle onları rahatsız etmek için herhalde evlerin içinde gibi okunuyor ezan. Yani insanlar böyle ürkmüş bir vaziyette, hani nereye gidecekler, bunu çözmek için ne yapabiliriz diye bana soruyorlar. Ben de diyorum ki belediyeye telefon edip belediye ilgilensin. Yani ama mesela nedir senin derdin desen, o onu diyecek. Aşağıda yürüyen, arabasını park edemeyen insanlar var. Evinde yalnız kalan yaşlılar var mesela. Bir sürü insan, Türkiye'nin çok ciddi bir nüfusu yaşlandı. Yani küçük şeyler, öğrencilerden böyle komisyonlar kurup bu yaşlılara gidip kitap okumak, ilaçlarını almak, alışverişlerini yapmak gibi yeni sosyal hizmet modelleri var. Bu tip şeyler görünse ben eminim ki başka türlü şeyler olacak ve zaman... Bunları yapıyoruz. Bu ama bizim yani CHP'li belediyelerin olduğu yerde yapıyorsunuz CHP'li belki. CHP'li belediyeler bunları yapıyor şu anda. Evet. Hem yaşlılarla ilgili, hem engellilerle ilgili, hem işte evde dışarı çıkamayan çok hasta, sağlık problemi olan sağlık servisi evde yapılıyor. Bakım. Evde bakım yapılıyor. Bütün bunlar hep CHP'li belediyeler yapılıyor. Hangi belediyede kaç kişiye hizmet edildiğini biz biliyoruz. Kaç aileye gidildiğini biz biliyoruz. Ama bunları ve niye burada, duymuyoruz hiç? Bu bile iletişim sorunu. Yani bizim mahallede yapılsa benim bundan haberim olur. Niye benim apartmanımdaki mesela, herkes mesela dertli? Mesela şeyde de yapılıyor. Bir sürü yaşlı var benim apartmanımda. İletişim eksik olan mahallelerde olabilir. Ama bu genelde İstanbul 14 belediyenin 14'ünde de yapılıyor bu. Ben bu çok iyi biliyorum. Mesela biz onu her ay rakam olarak alırdık belediyelerde kaç eve gidildi. İşte evde sakat tıraşı dahil. İşte evet. Hizmeti dahil. Anadolu'ya gidecek arabası dahil. Bütün bu hizmetler falan yapılıyor. Ama bakın bunların duyulması için kitle iletişim aracına ihtiyaç yok. Eğer bunlar gerçekten samimiyetle yapılıyorsa kulaktan kulağa, ki en iyi çalışan iletişim modeli odur. Yıllardır en çok inandığım şey budur. Kulaktan kulağa bir şekilde yansır. Ya mesela geçen hafta sadece Şişli'de 740 aileye, 740 aile tesadüftü. Başka yerin odasında 740 aile sadece o gün müracaatı vardı. 740 ailen organizasyonu. Bizim apartmana yaptılar. Da gelsinler rica ediyorum. Bir sürü yaşlı. Sizi çok ihmal etmişler. Sizi çok ihmal etmişler. Hastanelerle ilgili size kart verdiler mi? Hayır. İşte yaşayanlar için. Hayır. Sadece orada değil. Bütün bizim şey belediyelerin 50'ye yakın bir indirim. Şimdi tabii yani. burada çok o şeye çok detaylı girmek istemiyorum. Eksikler var mı? Var. Yanlışlar var mı? Onlar da var. Halkın şikayet ettiği, haklı olduğu alanlar var. Halk şikayet ediyorsa haklıdır, tartışmaya bile evet. Gerek yok. Kim o zaman şikayet ediyorsa kendine çeki düzen vereceksin, evet. Eksikliğini göreceksin, öz eleştiri vereceksin, yeniden o bağ kuracaksın. Peki çıkış oyun noktası kuracaksın. Ne başkan? Programın sonuna doğru geliyoruz. Işte, evet. Halka dokunacaksın diyor. Evet, dokunacaksın. Evet, işte yani. Çıkış noktası aslında biraz önce şeyin içindeydi söyledi. Sadece eleştirerek, sadece karşı tarafı eleştirerek çıkış noktası bulamazsınız. Her eleştirdiğiniz alanın alternatifini koyacaksınız. Çözümünü de göstereceksiniz. Çözümünü de koyacaksınız. Evet. Mesela ne yapacaksınız? Yılda 13 milyar dolar bütçesi olan bir büyük şehrin yeşil alan oranını İstanbul'dan aynı düzeyde olan Paris'ten Londra'yla karşılaşacaksınız. 1994'te yeşil alan miktarı ne kadardı, bugün ne kadar? 1994'te bu yönetim iktidara geldiğinde İstanbul'da kaç gökdelen vardı? 3. Şimdi kaç? 227. 300 diyecektim şimdi. 227 benim dönemde yaptığım bir çalışmaydı. 76 tanesinde yolsuzluk var. 227'nin 138 tanesi deprem toplama alanlarıydı. Tabii. Yeşil alan imara açıldı ve binalar kurulmuş oldu. Ankara'da bile İstanbul'dan çok bu da yeşil yetmiyor. Var. Bu da yetmiyor. Hangisini anlatalım? Nereyi anlatalım? İstanbul'un nasıl kent dokusunun... Şimdi İstanbul sünneti diye bir şey vardır.
Yok işte mimar o silüet hocam. Yok. Bu silüet nerede doğmuş? Avrupalı mimarlar Boğaz'da geçince, Yarımada'yı görünce Sultanahmet'i, bu ne güzel bir silüet kısmı. Oradan eski, dünya şey, mimarlık literatürüne böyle yerleşiyor Sultanahmet. Yani Ayasofya'nın Sultanahmet Camii'nin minareleri, o Yarımada'nın olduğu, o 700 yıl dünya hükmeden imparatorluğun merkezinin olduğu. Şimdi arkasında iki tane kule var diyoruz. Arka tarafta baktığınız zaman, arka tarafta baktığınız zaman kentin nasıl katledildiğini görebiliyoruz. Görüyorsunuz. Şimdi hangi alanda bakarsanız o alanda sınıfta kalmış alternatifini sunacağız. Evet. Bir, İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki yerel yönetimlerde imar kararları, mimarlar odasını mesela biz gene bizim dönemimizde biz bunu uyguladık. 14 belediyemizin 14'ünde mimarlar odasıyla, makine mühendisler odasıyla, barolarla ve sağlık tabipler odasıyla birlikte kararlar alma kararı aldık. Bunu uygulamayan bazı belediyelerimiz vardı, biz biliyoruz. Biz onların notlarını aldık. Bu seçimde onun gereği yapılır eğer İnşallah. Yukarısı bunu doğru uygularsa. Mimarların onayı almadan bizim belediyelerde o oturan bölgede halkı katılımı yapılmadan o bölgenin planı yapılmayacak. Bir tanesi bu mesela. O yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm yerinde dönüşüm. Kentsel dönüşüm mahallelerin katılmadığı ranta değil. Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çeviren değil. 1,5 milyon kent mağduru var, gecekondu mağduru var. Kentsel dönüşüme ihtiyaçtır. AK Parti 94'ten bugüne kadar kaç tane kentsel dönüşüm yapmış oldu yerinde? Vatandaşa uyar. 5 bini aşmıyor. Toplanan paralar nerede? Sorduk, hesabını veremediler. Işte, Fikirtepe projesi. Büyük bir betonlaştı. Evet. Büyük bir yani hiçbiri... Kadıköy katletti. Evet. Kadıköy katletti. Hani kent katilleri olur ya dönem dönem kentin ortasına hançer sokmak gibi bir şey. Sadece orası değil. Yeşil alan olmayan, parkı olmayan, çocukların özgürce top oynayacağı, özgüven olmayan, yaşlıların, emeklilerin gidip oturacakları parkların, bank yeşil olmuyor. Alanların olmadığı bir süreç yaşıyoruz. Şu AVM'lere bakın, gidecekler efendim. Hepsi AVM'lerde dolaşıyor. Evet. Çocuklar AVM'lerde oynuyor. Yaşlılar AVM'lerde oturuyor. AVM'ler de yakında bankalara gidiyor. Evet, evet. Cennet'i haline geldi. Toparlayalım mı? Valla İstanbul'da yapmak istediklerimiz, yapılmasını istediklerimiz daha çok programda tartışacağız. Yönetmenim beni uyarıyor süremiz bitti diye. Evet. Biz sizi biraz kızdırdık ama bence çok keyifli bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Bunları tartışmak lazım, konuşmak lazım. Belki bazen biraz kızarız ama kızıldığı zaman böyle yıldırımlar gibi daha iyi fikirler çıkar diye düşünüyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sevgili Necla Zarakon, siz de böyle bize arada bir ittiştirin. Kadir Bey kızdı. Peki. Bir gecenin bu saatine kadar tuttuk ama. AK Partili birini getirirseniz onunla da gelir tartışın. Evet, evet. Herhalde. Çok davet ediyoruz. Gelmiyorlar. Maalesef gelmiyorlar. Gelsin. Çok da. Bir sürü var son dönemde. Evet. Görüyoruz. Evet. Çok var yani. Valla bize hiç gelen olmadı. Bize hiç gelen. Buradan söylüyorum yani. Sevgili AK Partili yöneticiler bize de gelin. Bizimle de konuşun. Gördüğünüz gibi her türlü ses çıkıyor burada. Efendim sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler bizimle beraber olduğunuz için bu saate kadar. Umarım biraz kulağınıza kar suyu kaçmıştır. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi geceler efendim.